Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. Pazartesi akşamındayız ve saatlerimiz 20.30'u gösterirken Akit TV klasiği haline dönüşmüş Derin Gerçekler programından bir kez daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Programın en başında her zaman olduğu gibi selamların en güzeliyle sizleri selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm. Program yorumcumuz usta kalem gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la yine bu akşam birbirinden önemli konu başlıklarını masaya yatıracağız. 2020 öncesinde 2019'un son ayındayız artık miladi olarak. 2020 yılına giderken ekonomik ve siyasi olarak dünyadaki fay hatları hakikaten çok gerildi. Bu fay hattı nerede, ne zaman kırılacak? Şimdi bu bekleniyor ki yarın biliyorsunuz Londra'da NATO zirvesi var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Londra'ya gidecek. Öncesinde Türkiye'de ve dünyada çok ilginç gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere hep birlikte bakacağız. Erdoğan biliyorsunuz Sarkozy'ye NATO beyin ölümü gerçekleşti dedikten sonra ilginç bir cevap vermişti. Üstad bu konuda neler düşünüyor, buna bakacağız. Ve çok garip, The Economist dergisi Londra'daki NATO zirvesi öncesinde bir soru sordu dünyaya ve dedi ki Türkiye'deki nükleer bombalar ne olacak dedi. İlginç konu başlıklarımız var ve üstada hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım üstadım. Hoş bulduk. Evet. Hakikaten The Economist yani bayram değil seyran değil böyle Londra'daki NATO öncesi bu Türkiye'deki nükleer bombalar ne olacak diye sordu. Yarınki zirve öncesinde Türkiye'de çok önemli iki hamle yaptı öyle diyelim. Zamanlamayı buna denk getirmesi çok önemliydi. Bir TANAP'ın Avrupa ayağının gazının vanasını törenle açtı Türkiye. Tabii. Bu çok önemli, hakikaten stratejik. Bir diğer ikincisi ise Libya ile yapılan deniz sınırlarıyla alakalı yeni anlaşma NATO ülkeleri adeta çileden çıktı. Bunlar üzerinden üstadım yarını değerlendirelim. Evet, yarın NATO zirvesi Londra'da başlıyor. Orada yani BBC dahil İngiliz basını üç tane sorunlu ülkeden söz ediyorlar. Aslında dört tane sorunlu ülke var. Bunlardan bir tanesi Amerika. Hı hı. Trump gelecek. İngiltere kendisi de ayrı bir sorun. Yani bir terazinin iki kefesi gibi. Fransa sorun. Hı-hı. Macron. Almanya her zaman sorun. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın sorun olduğu bir yerde. Almanya tabii olarak sorundur. Çünkü bu üç ülkenin işgali altındadır ve derin operasyonlarını Almanya üzerinden yaparlar. Almanya kamil bir devlet değil. Hı hı. Yani ekonomik bir dev olabilir ama sonuçta işgal altındaki ülke statüsünde. Ben hep onu evet, söylüyorum. Yani bir yani Almanya yani. Var, bir İngiltere'nin Almanya'sı var, bir Fransa'nın Almanya'sı, bir Amerika'nın Almanya'sı var. Evet, bir İsrail'in Almanya'sı bir var. İsrail'in Almanya'sı var, bir Vatikan'ın Almanya'sı var. Çünkü Kuzey Rum Vestfalya, Vatikan yani kontrat protokollarına göre yönetilir. Etti altı. Bir de bu Doğu ve Almanya ve Berlin'in tekrar Almanya'ya bağlanması Amerika, İngiltere ve Fransa'nın koalisyon olarak yani dünya derin devletinin ortaklaşa yönettiği bir Almanya var. Demek kaç ki etti? 7 tane. Bir Almanya var, Almanya'dan içeri. Almanya var, Almanya'dan içeri. 7 tane Almanya var. Ve bu durumda da Almanya her zaman sorun olacaktır. Dördüncüsü? Türkiye. Yunanistan diyeceksiniz zannettim. Hayır. Türkiye'nin karşı. Yani Türkiye ile Macron karşı karşıya gelecek. Ha, yani bu dörtlü de karşı karşıya gelecek. İngiltere zaten Türkiye'deki nükleer başlıklar ne olacak? Hava altından sopa gösteriyorlar. Yani şurada kaç gün sonra, bugün ayın kaçıydı? Yani 3 hafta sonra orada yayınlanacak olan The Economist dergisinin kapağı şimdiden belli. Yani evet, değişmezse değişik şeyler var. Evet, evet yani değişecekse niye değiştiğini de göreceğiz. Hı. Ama değişse bile gerçek niyetleri o takvimde ve dergi kapağında dörde bölünmüş
pencerelerde açıkça bir diktatörün demir yumruğuyla demokrasiden otokrasiye geçişini anlatan bir illüstrasyon var orada. Demek ki işte Türkiye'deki Amerikan üslerindeki nükleer başlıkları ya bu diktatör yarın bunlara el koyarsa. Evet. Bunu sorusu. 60 darbe, hangi darbeden sonra bir gündeme getirmiş Times herhalde ya da başka bir dergi de yine ya da gazete. Hani darbeci generaller görevde Türkiye'de, Türkiye'deki nükleer başlıklı füzeler ve bombalar ne olacak? Büyük bir ciddi tehdit şimdi var ve tehlike var diye bunu biliyor, tekrar konuşuyor. Gazete haberi halka duyurmanın bir anlamı yok ama demek ki abi, İngiltere Amerika'ya karşı bir mesaj veriyor. Bu füzeler konusu her zaman gündemde. Aslında bunun arkasında çok başka şeyler de var. Mesela o nükleer başlıklar birkaç defa değiştirildi. Çünkü evet deminki konuştuğumuz konu The Economist'in kapağındaki imajlar. Bu 2020 edisyonu baskısı tabii göreceğiz. Evet değişiklik bakacağız. İllüstrasyonu bu. Şimdi burada buradaki bu nükleer ülke başlıkların tartışmaya açılması aslında Amerika'ya verilen başka bir mesaj bu. Orada şöyle bir sıkıntı da var. Bu Türkiye'nin de başını artacak bir konu. O nükleer başlıklar birkaç defa değiştirildi. O eski başlıklar da Türkiye'de değişik bölgelerde yerin çok altında istifleniyor. Yani bu konuyu kaşıyınca bundan Amerika da rahatsız olacaktır. Türkiye de rahatsız olacaktır. Buyurun. İkram edeyim size. Türkiye'ye gösterilen bir güvensizliğin de işaretidir bu. Yani İngiltere, Türkiye'ye bu süreçte bu şekilde. Türkiye mesela çok ılımlı hem İbrahim Kalın üzerinden hem İletişim Başkanı Fahrettin Altun üzerinden ılımlı mesajlar verdi. Halbuki biz biliyoruz ki 15 Temmuz'da İncirlik'ten kalkan bir AVAX uçağından hava ikmal uçağından petrol takviyesi yapıldı. Darbe operasyonunu İstanbul üzerinde yöneten F-16'lara. Yani İncirlik üssü fiilen darbeye katıldı. Bunu da biliyoruz. Evet, hatta yani konuştuk NATO darbesiyle karşı. Zaten bütün darbelerin arkasında NATO, evet. Amerika var. Yani kambersiz düğün olmuyor. Burada İngiltere bir hır çıkartmak istiyor. Hem Türkiye'yi hem de Amerika'yı köşeye sıkıştırabilirse Türkiye'den vazgeçmeyecektir. Türkiye'yi köşeye sıkıştırırsa daha ucuza tırnak içinde satın alacağını düşünüyor. Burada kimse dostça değil. Görüldüğü gibi Fransa'nın zaten tavrı, Tayyip Erdoğan'ın ona verdiği cevap ortada. Amerika'nın Türkiye'ye karşı tavrı da ortada. Burada İngiltere Macron'a ters düşmeyecektir. Almanya konusunda polemiğe girmeyecektir. Amerika ve Türkiye'yi karşısına alan bir çıkış yapıyor demektir. Şimdi Macron, burada hep konuştuk. Arkasına aldı Rothschild'i. Charlie Hebdo'dan sonra Fransa'da iç siyaset gerildi. Bu terör operasyonu, tırnak içinde terör operasyonu üzerinden Fransa'da siyaseti ve dengeleri değiştirdiler. Yani Sarkozy gitti, Macron geldi. Siz de burada dediniz ki Macron'un arkasında. Ekonomiste de daha önce bunu sarı yeleklerin sokağa çıkış imajları vardı. Yani biz o zaman zaten Rothschild'le, yani kraliçeyle, Rothschild'le Macron'u ayırmayacağız doğal olarak. Yani aynı ya da bloktalar. Ya da İngiliz başbakan. Yani. Evet. Ki mesela Theresa May gitti, Johnson geldi şimdi. Johnson da enteresan bir tip, ne yapacağı belli değil. Yani bu Trump'a benziyor. Tip olarak da benziyor. Refleks olarak da Brexit ortada duruyor. Şimdi bakın Macron'un şu cümlesi çok enteresan. Trump, Batı'nın çöküş sebebi değil, sadece işaretidir. Bu bir konferansta söyledi bunu geçtiğimiz hafta. Batı çökecek, enkazı ya da Batı'nın kimler arasında nasıl taksim edilecek? Özür dilerim, çökecek mi, çökerteceğiz mi diyorlar? Biz çökerteceğiz Batı'yı. Bu kadar büyük bir Batı işlerine yaramıyor.
İngiltere niye bugünkü Batı'nın bir parçası olsun? Ben üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğu... Brexit yaptı zaten. Evet, dışarı çıkıyorum. Avrupa'yı ben kontrol etmem gerekti. Avrupa dediğiniz zaten orada bir trio. Almanya, İngiltere, Fransa. İngiltere'ye geçiyorsun. Fransa, İtalya. Evet. İtalya zaten çökmek üzere. Diğerleri yani Hollanda'ydı, Belçika'ydı, Avusturya'ydı. Çok da önemli değil. Öteki İskandinav ülkeleri tepede kalmış. Ya da Bulgaristan falan onlar için çok önemli değil. Buradan Rusya'yı da yedeğine alıp Çin üzerinden zaten Hindistan eski bir İngiliz sömürgesi oradan Avustralya'ya uzanmak istiyor. Böylece yeni bir global bumerang çizmek istiyor. Türkiye de burada çok stratejik bir noktada bulunuyor. Türkiye'yi mümkün olduğu kadar köşeye sıkıştırıp kurtarmak istiyor. Türkiye'den vazgeçemeyeceklerini biz biliyoruz. Yani Atlantik konsepti, Avrasya ya da işte Avrupa Birliği bunlar bizden vazgeçemiyor. Bunu anlıyoruz. Ama ehil, uysal, kontrol edilebilir bir Türkiye tabii, istiyor. Tabii. Ya bu Kasımpaşalı'yla tabii bu Kasımpaşalı'yla olmaz. Hele bu politikalarla hiç olmaz bakış açısındalar. Doğru mu? Yani şu andaki durum o. Peki, bir numaralı imaj vardı ya yönetmenim. Onu bir getirelim mi? Onun üzerinden üstada soracağım. Yani biz NATO şemsiyesi altındayız. Bizim Barış Pınarı harekatımızı bile öncelikle eleştirenler ve aleyhimize konuşanlar onlar ki siz mesela bir tweet attınız. Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal NATO karargahının olduğu ülkede korunuyorsa, NATO ülkeleri terörist ve darbecileri koruyorsa, darbeye NATO üstünden destek veriliyorsa, NATO ne örgütü oluyor o zaman? Avrupa Birliği'nde olduğu gibi NATO'da da domuz sürüsünde bir kuzu muyuz? Evet, bu Cumhuriyet Turhan'ın çok güzel, evet, Avrupa Birliği karikatürüydü. Ona evet. Atıf yaptınız. Evet, ona atıf yaptım ve bu paradoksu nasıl açıklayacağız? Biz peki şöyle, şu an aslı itibariyle bizim açımızdan yani karşımızdaki bloğun aslında ne düşündüğü önemli değil şu an için. Biz Türkiye nerede durmaya karar veriyor? Yani NATO konsepti mi, Avrasya konsepti mi, yoksa Türkiye aktif denge politikası uyguluyor. Nedir? Biz ne yapıyoruz? Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağım diyor, NATO'dan ayrılmayacağım diyor. Hmm. Çok köklü, kalıcı ilişkilerimiz var diyor. Bundan sonra da yol haritasını birlikte yola devam edeceğiz diyor. Ama bu gerçekleri de zaman zaman dile getiriyor. Macron'a çok sert cevaplar veriyor. Amerika ile restleşmeler yaşanabiliyor. Aynı şekilde bir yandan NATO ittifakı içindeyiz, bir yandan Avrupa Birliği içindeyiz. Öbür yandan Rusya ile stratejik işbirliğine gidiyoruz. Şangay'a katılmak istiyoruz. Çin'le yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği dışında İngiltere ile özellikle Pekin Londra hattında o trenin geçişi başka bir şeye işaret ediyor. Amerika'nın Missouri zırhlısının İstanbul Limanı'nda demirlemesi gibi bir olay bu. Yani bu yeni bir sürecin başladığını işaret ediyor. Kimseye hayır demiyor. Yani D8 ülkeleri, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Türkiye arasında yeni bir ittifak arayışı da var. Dolayısıyla hiç kimseye hayır demiyor. Ama herkese karşı da çıkarlarını bir şekilde korumaya çalışıyor. Ona ne dediniz siz? Aktif denge politikası. Aktif denge politikası. Şimdi değerli izleyenler, eğer Abdurrahman Dilipak şimdi bu programda şöyle bir ifade kullansaydı, Batı uygarlığı işte çöküşe geçmiştir. Yani işte Batı'ya göre doğuda yaşayan bir düşünce adamının söylemi olarak bir belki karşılık bulma konusunda gayet doğal karşılanabilirdi. Ama şimdi bakın, Madrid'de bir üniversitede bir forumda Sarkozy ve İspanya eski başkanı Aznar forumda konuşma yaptılar ve öne çıkan şey şuydu, cümleleri şuydu ikisinin de: Avrupa ve Batı uygarlığı çöküşe geçti. Evet, yani bunu her ikisi söylüyor. Ama ben bunu daha önceden de kavramları ve kurumlarıyla. Bunu siz söylüyordunuz zaten, ama bunu ya iki sağ liderin ağzından tabii çıkmış olması da enteresan. Bu işte muhaliflerin bir kendilerine göre uydurdukları bir yalan diyorlardı. Batı ekonomisiyle, siyasasıyla, sosyal hayatıyla, kültürüyle çöküyor. Zaten bir
sömürü mirası üzerine kurulmuştu. Çok da eskilere dayanmıyor. Yani 1500'lerde daha Amerika yeni keşfediliyor. Arkasından bir 100 yıl savaşı var. Amerika ve Afrika'nın sömürgeleştirilmesi sürecinde kendi aralarında bir yağma, paylaşma sorunu var. 1648'lerde de Vestfalya imzalıyorlar, ulus devlet. 1700, işte bizde Lale Devri var. Bir yüzyıl sonra bizde Tanzimat var. Onlar da 1789 Fransız devrimidir. Evet, 1789 evet. Modern Batı'nın doğuşunu, bu laiklik ve falan 1789 kabul etseniz, yani 1800'lerin başı, ya 1914'te 14 yaşında olan biri, ben gazeteciliğe başladığımda ben onu dinledim, o da beni dinledi. Yani işte burada yaşayan birisi. Sizin o Çanakkale Savaşı'nda 14 yaşında olan biri, ben onu 4'te dinledim. 4'te doğduğunuzda o ben 50 yaşlarındaydı. Ben konuşurken de o da beni dinledi. Evet. Yani 1789 diyoruz. Ya bir yüzyıl öncesi bu. Avrupa öyle çok köklü, geçmişi olan bir medeniyet değil. Evet. Onu, o Yunan dediğiniz de hikaye. Yani aslında bir illüzyon. Demos Kratos. Yani demokrasi dedikleri de kendilerini Eflatun'a dayandırıyor. Milattan önce 350'ye dayandırıyor. O da bizim Çanakkale'lidir. Ve devlet kitabı da daha Batılıların bundan haberi yokken Urfa Haran'daki tıp ve astronomi mektebinde Büyük İskender'in annesi adına yaptırdığı kütüphaneye bir numarayla kaydedilmişti. Yani o buralarda okundu, buralarda tartışıldı. Daha sonra Yunanca dedikleri Likça'nın avamicesi olan bir dile dönüştü. Arapçadan tercüme edildi. Yani hikaye. Sonuç itibariyle yine merkez biziz o manada. Yani merkez. Bütün medeniyetlerin merkezi Anadolu bu. Medeniyetlerin falan değil. İlk insan Hazreti Adem'di. O da Urfa'nın Adin köyünde Göbekli Tepe'nin 25 kilometre doğusunda bir yerde yaşıyordu. Hazreti Nuh da buralı. Hazreti İbrahim de buralı. Evet. Geriye ne kaldı ki? Eyvallah. Hazreti Eyüp de buralı. Yani. Hazreti Musa asasını burada aldı. Hazreti Yusuf burada kuyuya atıldı. Hazreti Lut buradan gitti. Burada diyorsunuz Kudüs'e. Sanki tam şu biraz sonra kapıdan çıktığımızda karşımıza çıkan ana cadde gibi konuşuyorsunuz. Yani bu kadar bu kadar merkezdeyiz biz. Tarihi çok fazla böyle arkalara itmeyin. Yani Avrupa'nın tarihi dediğiniz şey, ya çok basit bir şey söylüyorum. Evet. O 1900'lerin işte başında doğan Çanakkale Savaşı'ndaki 14 yaşındaki insandan söz ediyorum. Evet. Ben onunla tanışıyorum. Siz Osmanlı'nın çocuğusunuz bu manada. Torunu bile değilsiniz. Yani benim babam doğduğunda bizim nüfus kayıtları Halep'teydi. Evet, yani biz sanki çok eskiden söz ediyormuşuz gibi. Bakın 1789 Fransız devrimi, 1800 bizdeki Tanzimat dönemidir. 100 yıl sonra yani İttihat Terakki'ye geldik. Yani biz uzun yıllar süren bu medeniyetimizin tecellisiyle uzun yıllar kaldık. Yani işte Selçuklu, Osmanlı baktığımızda o ekolden geldim. Yani 1000 yıllık bir süreçten bahsederiz tarihte böyle anlatılırken. Hani onun yanında bile biz o tarihi, yani İnsanlık tarihi yanında nedir ki? Bakın Göbekli Tepe, Urfa dediniz. Göbekli Tepe diye bir gerçek çıktı ortaya. İki düzine Göbekli Tepe'den daha önemli yer var orada. Yani neresi? Urfa'da. Daha eski. Var derken yani, bu var da bulundu. Var ortada da yani gören yok. Çalışma yapan yok ya da yani o işte PR, turizm satışa getiriyoruz. Şimdi yakında Zerzavan duyacağız. Zerzavan'da Diyarbakır'daki Batı Roma'nın en uç kalelerinden biri. Aynı zamanda İran, Pers'in önemli bir sınır noktası. Orada da Mitra Tapınağı, dünya derin devletinin o
İlluminatilerin falan, var olan doğuşunda referans kabul edilen bir gelenek var. İşte o boğa kanı içmek falan filan. İlk Mitra Tapınağı'nın da Zerzavan'da olduğu söyleniyor. Ama şeyden, Göbekli Tepe'den o mağarada milattan önce 15 binden önce değil. Değil. Yani Roma, değil Roma de yani yok. Ha, o da çıkar. O da unutur. O Mitra'yı konuşmaya başlarız. NATO'yu yani konuşuyoruz ya hocam demiş. Abdurrahman Bey'e sorar mısınız? Pakistan Müslüman ülke, hem de dostumuz. Pakistan bize nükleer füze satmaz mı? Türk devleti istese kendimizi korumak için alamaz mıyız? Bizim zaten var. Bizim zaten var nükleer başlıklı füzelerimiz ama yani hatta atom bombalarından bahsediyorum. Bizim değil. Bu bilgiler sır değil. Sır değil. Hatta yani, biz burada haritayı göstermiştik değil mi? Türkiye'deki nükleer başlıklı füzelerin olduğu yerin haritası. Tabii diye. Onlar değişiyor. Derin daha çok İncirlik'te şu anda yoğun olarak bulunuyor. Yoksa Sinop'ta varken kimsenin bildiği yok. Yok, Sinop, evet. NATO başımızın belası bizim. Ta o Amerika zaman üssü Kore'ye vardı. Ucuz asker deposu olarak. Kuruni Savaşı'nın yıl dönümünde bu ara. Evet yani hatta biz burada Nazım Hikmet'in şiirini de okumuştuk. Evet, 25 centlik asker şiirini de okumuştuk. Tam zamanı aslında. Yani bizim askerimizi ucuz asker deposu olarak kullanmaya kalktılar. Daha sonra bizi bakın Küba'yla takas ettiler. Domuzlar Körfezi çıkartmasında Sinop'taki nükleer başlıklarla, Amerika'nın nükleer başlıklarıyla Rusya'nın Küba'daki nükleer başlıkları takas edildi. Biz çok sonradan öğrendik bunu. Ya yani Sinop'ta atom bombası olduğunu da biz çok sonradan öğrendik. Tabii Amerika'nın üssü vardı ama atom bombası... Tabii. Daha sonra Amerika bizi çekiç güç için yakın zamanda nasıl kullanmak istedi. Ya da işte daha sonra BOP'ta neler hedefleniyordu. 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını değiştireceklerdi. Bu İslamofobya diyoruz da bu İslamofobyanın da patenti NATO'ya ait. Yani. Çünkü Thatcher'ın yine İngiltere'deki NATO toplantısında Rusya'nın Sovyetlerin dağılmasından sonra tehlikenin rengi yeşil demesiyle başlayan bir süreçti. BCG de NATO'nun Made in NATO. Yani aslında bugün hikayesi anlattınız. Yani onu sizden dinlemek istiyoruz ama bir kısa bir aramız var. Bendeniz tarih öğretmenim Mehmet Saruhan. Üstad Etimeskut'a ne zaman gelecekti dünya gözüyle göreceğim demiş. Tarih konusunda söylediğini ezberledim. Tarih övülecek değil, söyleyecek değildir. Var ya övgü ya da sövgü değildir dediniz. Kitabı değildir. Üstad'a söyleyin Şura-i İslam kurulmalı, merkezi de Konya olmalı demiş. Bunu da eklemiş. WhatsApp mesaj attığımıza soru, görüş, fikir, yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli izleyenler. Sık sık okumaya gayret edeceğim. Bu arada Amerikan seçimlerine yönelik hazırlıklar devam ederken ünlü medya patronu Bloomberg demokratlardan adaylığını açıkladı. Azil tartışmaları sürüyor biliyorsunuz, soruşturma aşamasında mahkemeye çıkacaktı Trump. Önce çıkacağım dedi, şimdi ifade vermeyeceğim dedi. 93 yaşındaki İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth tahtı bırakıyor mu? İlginç gelişmeler var. Charles geliyorum diyor ama Albert'i yollamalarında derin oyunlar mı var? Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir reklama gidiyoruz. Derin gerçeklere devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Evet değerli izleyenler, derin gerçeklere devam ediyoruz. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma hakikaten yani NATO ülkeleri başta olmak üzere karşımızdaki herkesi delirtti. Yarın büyük ihtimalle Londra'da İlk gündem maddelerinden biri o olacak sanırız. Çünkü kıta sahanlığında yani Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz sondaj çalışmaları devam ediyor. Gerek doğalgaz, gerek petrol çalışmaları ve kim bilir sismik çalışmalar da dahil olmak üzere başka neler var. Tam da bu noktada Yavuz ve Fatih bu çalışmaları yaparken kıta sahanlığının genişlemiş olması denizlerdeki hareket kabiliyetimizi arttırdı. Libya'da bakalım ne olacak, nasıl bir müdahale edecekler Libya'ya. Bunu konuşacağız üstadla. Üstadım, yani önemli bir gelişme bu. Hakikaten çok Tabii. stratejik bir hamle. Bir de Londra hemen öncesi. Ne diyorsunuz? Yani Libya bir de geçici hükümet. Yani hatırlıyor musunuz? Geçen yıl mıydı? Geçici hükümetin başbakanı kaldığı otelden almışlardı. Birkaç saat sonra geri getirmişlerdi. Yani bir de bu anlaşma Dolmabahçe'de imza altına alınmış.
Tabii bu Türkiye'nin Akdeniz'deki etkinlik alanını olağanüstü ölçüde artırıyor. Zaten biz öbür tarafta da yani bu yeni protokol çerçevesinde çizilen bir alan, yoksa biz bu tarafta da varız. Evet. Yani oralarda. Bu Libya ile alakalı olan. Tabii. Ya yoksa meridyenler üzerinden. Evet. Yani burada Mersin açıklarında ayrı bir petrol rezervi var. Onun önünde ayrı bir havuz var. Orta kısmında, Mısır'ın ön kısmında ayrı bir havuz. Aynı şekilde Gazze önlerinde ayrı bir havuz var. Yani burada Libya ile Türkiye arasında bir koridor da oluşturuluyor. Bu önemli. Yani Türkiye'nin en azından bu bölgede varlığını bundan sonra tahkim ederek güçlendireceğini gösteriyor. Türkiye'nin yıllardır Akdeniz'de devriyesi yoktu. İlk Akdeniz'de bayrak göstermemiz bizim devre. Hep başkalarıyla beraberdik. Yani NATO içinde tatbikata giderdik, gelirdik falan falan. İlk kez Türkiye Akdeniz'de bağımsız devriye gücü göstermesi, devriye gezmesi ne zaman oldu? Mavi Marmara'yla. Mavi Marmara bir milattı. Yani o sivil geminin sonuçta, ama ne bandıralıydı o? Yani Türk bandıralı. Evet, ama onun içinde Türk yolcular da herkes vardı. Dolayısıyla ilk defa Kıbrıs açıklarında gözetleme yapıyordu. Yani o Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bereketi, evet, o gün Furkan'ın akan kanı, evet, şehitlerimizin, evet, kanı. Ondan sonra Türkiye düzenli olarak Akdeniz'de bir devriye gücü. Ege'de varız. Ege'de. Eğer İsrail, özür dilerim, sen uluslararası sularda İsrail geldin, sivil bir gemiye operasyon yapıp katliam gerçekleştirdin, buna nasıl cüret buluyorsan, ey Birleşmiş Milletler, ey dünya, ben de gezeceğim kardeşim. Madem. Türkiye 3 yani bölgede birden bayrak gösterdi denizlerde. Bunlardan bir tanesi Akdeniz. Ege ve Karadeniz'i de buna ekleyebilirsiniz. Yani kendi denizlerimiz diyelim buna. Ama Türkiye mesela Somali açıklarında da devriye gezmeye başardı. Orada uluslararası güvenlik devriye gücünde Türkiye de vardı. Arkasından Kızıldeniz'de, oradaki adanın alınmasından sonra orada biz devriye gezdik. Evet, Savakin adası. Dolayısıyla o bölgede devriyemiz oldu. Yani kendi sınır bölgemiz dışında. Bir de Katar. Katar'da da biz orada askeri üs kurmamız dolayısıyla bayrak gösterdik. Yani Türkiye sadece Akdeniz'de... Şeyler yapmışız üstadım, bir saniye ya. Bunu böyle es geçemeyiz yani. Çok ciddi şeyler ya, yapmışız. Önemli bunlar. Yani, uluslararası Türkiye, hamleler bunlar. Strateji, yani bayrak taktiksel. Bayrak gösterme. Yani varlık olan. Olması orada bir mücadele. Yani, Akdeniz'de bak bir de rajon kesti. Yani evet. Kasımpaşalı biliyorsunuz Macron'a, evet, burada beyin ölümü gerçekleşmişti, sen kendine bak dedi, evet, önce dedi. Ruhsat sahaları orada, evet, gösteriliyor. Hem Kıbrıs'ı da teşekkür, evet, ediyoruz Zeyd Gümüş'e, kıymetli yönetimimize. Evet. Ruhsat sahalarını hem Kıbrıs'ı gösteriyor, hem Türkiye ve Libya ile yaptığımız anlaşmada Türkiye Libya sınırında önce bu ortalık karıştı. Ben şahsen az önce de arz ettiğim gibi şimdi Libya'ya yönelik olağan dışı bir hamle yani... ...den endişe ediyorum ve ediyoruz. Yani Libya'da olabilir. Burada Yunanistan'la da sorun yaşanacaktır. Çünkü orada hemen Girit'in yanından Rodos'un... ...bakın onlar, o beyaz gördüğünüz adaların hiçbirisi bize ait değil. Çok daha önemlisi Antalya sahilinde Meis. Bu konuda evinde harita olanlar bu Meis adasına, Kaş'ın hemen yanında... ...araya sınır çizgisi girmez. Fekat'ın merkezinde bir ada... Tamamen Yunanistan'a bağlı ve bu havzanın içinde kalıyor. Türkiye bu hamlesiyle aslında Ege'deki devriyemizle birlikte Akdeniz ve Ege'deki Türkiye'nin haklarını tartışmaya açmış oluyor. Yani bu sadece Kıbrıs meselesi değil, bütün Akdeniz'i tartışmaya açıyor. Yani Türkiye'nin haklarının burada gasp edildiği tezini savunuyor. Ege'de bunu tartışmaya açıyor. Barbaros ve Turgut Reis ruhu yeniden
bu denizlerde canlanacak inşallah. Öyle yani bu konuda Türkiye, tabii Türkiye Batı ile pazarlıkta yeni başlıklar açması lazım. Hı-hı. Aksi halde Batılılar Türkiye'yi hep köşeye sıkıştırarak, bunların hepsini söyledikten sonra arkasında durmamız lazım. Bu başımıza şöyle bir risk de getiriyor, onu da not etmemiz lazım. Türkiye'nin giderek artan önemi ve gücü, hı-hı, Türkiye'yi ele geçirmek isteyen uluslararası güçlerin de iştahasını kabartıyor. Hırsını arttırıyor, değil mi? İştahasını kabartıyor. Yani daha güçlü bir Türkiye'yi elde etmesi lazım ama bu daha zor bir Türkiye anlamına da geliyor. Yani bu anlamda Türkiye şu kendi içindeki bir takım sorunları... Oraya geleceğiz, hiç girmeyelim. Evet, onlardan kurtulsa bu tür meselelerle ve daha kolay uluslararası bir inisiyatif üstlenerek... Bu anlamda sadece bürokratlar ve politikacılar üzerinde değil, hı hı, üniversiteleriyle, uluslararası araştırma merkezleriyle, medyasıyla, iş adamlarıyla güçlü bir lobi oluşturmamız gerekiyor. Yunanistan tabiri caizse kudurdu. Atina'daki Libya Libya elçiliğinden en üst yetkili merciyi davet ettiler. Dediler ki bunu kabul etmiyoruz. Artı bir de Dolmabahçe'de yaptığınız anlaşma, imzaladığınız mutabakat belgesini 5 gün içerisinde masamızda görmek istiyoruz dediler. Şimdi Yunanistan kudurdu demeyelim. Bakın bu Yunanistan sonuçta para var. Fanatikler. Evet. Çok çok dar. Yani biz yani her zaman geniş kitleler içerisinde çok daha itidalli insanlar olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Topyekun karşımıza almak değil. Sonuçta Suriye nasıl biz daha 100 yıl önce tek devletsek Yunanistan'da öyle. Asırlarca Yunanistan'la beraber yaşadık. Orada İstanbullu ya da Osmanlı ile yakın ilişkisi olan Yunanlılar diğerlerini çok da fazla itibar etmezler. Onları daha avami. Üstadım ben onu Yunanlılar halk üzerinden söylemedim ki zaten. Yani Yunan derin yapıları rahatsız oldu. Tamam. Yani i̇şte bunu, bu Güney Kıbrıs, Yunanistan, bakın, İsrail, Mısır. Siyasette de, medyada da, hı-hı, dilimizi değiştirmemiz lazım. Biz daha 100 yıl önce Suriye ile nasıl tek devletsek, tamam, Yunanistan'da toprağımızdı zaten. Yunan, bizim onların değil, birlikte vardık. Ama yani, bakın o bizim toprağımızdı anlayışı da başka bir rekabeti. Mesela tartışıyorlar. Acaba Hacivat Karagöz Yunan mıydı yoksa ya, Türk müydü? Kardeşim orada Beber Ruhi de orada herkes var. Yoğurt bizim mi onların mı? Baklava onların mı birlikte, bizim mi? Birlikte. Öyle yok, öyle yok. Birliktesi birlikte, yok. Yani birlikte. Şu adam rakıya bile tırnak içinde biz burada oturup bunu şey yapacak değiliz. Ama bak, mesele bir şey olduğunda birlikte, sahip çıkma adına. Bakın birlikte. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Karşıdan bu hamle geliyor. Bu, adam baklavaya sahip çıkıyor. Benim kardeşim diyor. İşte anlatabiliyor biz muyum? De ona, biz de diyoruz ki o zaman bu senin, nasıl senin? İşte senin değil. Biz ona doğrusunu söyleyelim. Ne diyelim? Baklava bizim diyoruz birlikte. İşte. Doğrusu bu. Hayır. Birlikte. Bir mesela onun içerisinde bugüne gelirken şeker kullanılıyor. Hı-hı. Şeker çok sağlıklı değil. O baklavanın o kadar inceltilmesi de... Yine girdiniz tek diye. Tabii, ya o da çok sağlıklı bir şey değil. Hani çok sağlıklı bir şey yiyip de işte biraz önce kenevir pastası yedim. Ondan sonra öksürüp biliyorsunuz. Ben de sizi deşifre etmeyeyim diye konuşmadım. Evet. Siz kendiniz itiraf ettiniz. Yayından önce kenevir... Sen niye yemiyorsun? Yemem çünkü kenevir var. Şimdi yayından önce yiyeceğiz. Ne yapacağı belli olmaz. Yani, bakın size öksürttü mesela. Bütün ekip şu ekip anda kenevirli. Evet, kenevirli. Yani sadece siz yemediniz. Bir ben yemedim sağlam kenevir. Bakın yönetmen bile öksürüyor abi en biraz. En çok da ben yedim. Evet. Yani bu kenevirli kurabiye değil mi? Kurabiye evet. Yani bu İsrail'de yani hemen haşhaşlı kurabiye. Biz de haşhaş değil. Kenevirli. Kenevirli. Haşhaş bu eroinin tohumlu haşhaş. Anladım. Tamam. Tamam. Yani yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Esrar bitkisinin tohumuyla yapılmış bir kurabiye. Erkeğiyle, dişisiyle değil ama. Yok yok tohum bu. Ha, tohumuyla pardon. Tohumu öğütüldü. Erkeğini bilmiyoruz. Hmm. Tohumuyla yapılan bir pasta. İsrail'de temel eğitimde bütün çocuklar okula geldiklerinde daha kapıdan girerken önce bunu yiyorlar. Hmm. Bu inanılmaz bir şekilde beynin aktivitesini artırıyor. Yayında tabii yiyemeyiz de en azından bir kokusuna bakalım diye şey yaptım. Yani bir tane ye istersen.
Evet yani. Yani bir sen kaldın yani. Böyle hafif. Sen kokladın şimdi kafayı bulacaksın. Tabii işin latifesi, biz değerli izleyenler, kenevire biliyorsunuz Türkiye'de ilk kez gündeme getirdik. Derin Gerçekler'de Üstad kenevirle alakalı birçok stratejik öneminden bahsetmişti. Yani sanayide, sağlıkta, her yerde, yani eczadan tutun günlük kullanımda tuğla yapımına kadar, hatta Yalçın Koçak'ı burada konuk ettik. Orada biz halattan kenevir yani yağına kadar birçok örneği buradan gördük. Sonra bize dediler ki, hatta kenevir yağını da çayımıza damlattık. O arada da üstad da biraz nezle vardı. Dedi ki şifa olur üstadım iç. Canlı yayında uyuşturucu propagandası yaptılar diye hatta aleyhimize bir sürü haberler çıktı. Ve üstad kenevirle alakalı hakkında soruşturma başlatıldı değil mi? Yani, programı açmadılar soruşturmayı. Sonra da sizin şahsınızı açtılar. Takipsizlik kararı verirler. Yani o yüzden kenevir bizim açımızdan önemli ki biz bu konuları gündeme getirdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bunun bir devlet politikası olarak kenevir tarlalarının artık Türkiye'de belirli pilot bölgeler seçilerek ekiminin başlayacağını müjdesini vermişti. Ama hala süreci çok devam ediyor. Sorunlar var. Yani bürokrasiden kaynaklanan, mevzuattan kaynaklanan sorunlar var. Bir de anlayış sorunu var. Siz ne yaptınız, ettiniz, yine kurabiyeyle falan vesaire yayın öncesi getirip keneviri gündeme yine getirmişsiniz. Kahvesini de yaptık, çayını da yaptık. Evet. Yani. Bu pazarlama konseptiyle satışa mı sunulacak, yoksa hani böyle örnekler İnşallah yapılır? Bakalım üreticiler bunu üretmeye başladıklarında şu anda sabunu var, şampuanı var, kremi var. Takke ördürecektiniz. Ben seçerde de yaptıracağım. Ya öyle mi? Yani, çünkü manyetik alan konusunda evet, çok ciddi kafada iletken tabii, olduğunu söylemiştim. Yani manyetik alanı absorbe ediyor. Yani bu cep telefonlarından vesaire bunlar çok ciddi. Paratonel gibi yani. Yıldırımın paratoneli neyse. Absorbe ediyor. Çekmiyor. Absorbe ediyor. Evet. Evet, onu nereye nötralize ediyor. Yani kendi bünyesinde tutuyor. Çok ama enteresan. Tekrar yansıtmıyor, onu içine alıyor. Büyük nimet. Ya kurşun gibi, kurşun da radyasyonu emer. Öyle bir özelliğe sahip. Evet. Kenevire bağladınız yine mevzu. Nerede kalmıştık biz? Evet, Yunanistan bizim kadim tarihimizden, geleneklerimizde olan baklavamız da başta olmak üzere bütün bize ait olan gıda ürünlerine, hatta bu şundan kaynaklanıyor üstadım. Şimdi hangi adayı örnek verdiniz siz? Meis. Meis Adası. Meis Adası şöyle baktığında böyle taş atsan yakınımızda. Hani biz Lozan'da şu güzelim adaları, yani hemen burnumuzun dibinde kuş uçumu, ok atımı mesafedeki şu güzelim adaları ya, nasıl kaybettik? İşte o hınç, o tarihi diyelim, süreç. Ya Yunanistan Avrupa Birliği'nden bizi de almıyorlarsa onlar da ilişkilerini biraz daha gevşetsinler. Hı. Sınırları kaldıralım, bitsin bu iş. Zaten böyle bir sınır da yoktu. Yani bundan 100 yıl önce yoktu değil mi? Yok. Yani yok, evet. Ne var? Yani işte yani Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan, yani Filibeli, Ahmet Hilmi diye bir düşünürümüz var bizim değil mi? Evet. Yani 200 kilometre bassak 2 saate Filibe'ye gideriz. Söylemiştim Amerikalı bir sanatçıya. Siz Yunan'dınız değil mi diyorlar. Hayır, ben Osmanlıyım diyor. Nasıl olur diyor. Benim babam geldiğinde Yunanistan diye bir devlet yoktu diyor. Ketstimus'a mı dediniz yoksa? Yusuf İslam'la. Yok. Çünkü o da Yunan asıllı ya. O Amerikalı bir sanatçı. Ben Osmanlıyım diyor. Çok ilginç bir bakış. Hakikaten güzel bir bakış açısı. Yani evet. Velev ki adam diyelim Bulgar bugüne göre. Bundan 300 yıl önce evet ben Osmanlıydım. Fatih Sultan Mehmet Bizans İmparatoru ve Ortodoksluğun başı. Yani Yunanistan aynı şekilde dini olarak da siyasi olarak da himaye eden güç. Osmanlı Ortodoksluğu Katolizme ve Protestanlığa karşı korumadı mı? Yıllarca. Yani. Aslında Rembetiko müziğini dinlesek İspanyol. Yani değil mi? Endülüs. Doğrudan bizim. Direkt Endülüs. Yani onun adını gitar yapmışlar sonra. Rembetiko. Rembetiko yani sözleri de notaları da aynı olan fakat farklı bir dille, farklı bir şiveyle söylenen şarkılar var. Rembetiko denilen bir müzik var mesela. Doğru. Yavaş yavaş bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani İstanbul kadar bile nüfusa sahip olmayan bir devletten bahsediyoruz. Yani Yunanistan'da hatta şu anda Yunanistan'da bunu dillendiren gruplar var.
Avrupa Birliği bizi istismar ediyor ve Türkiye ile bizi çatıştırmak istiyorlar. Halbuki Türkiye ile beraber olursak bu çok güçlü olmamız için yeter. Yani bir de şöyle bir bakış açısı var. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bir anket yapılsın. En çok istemedikleri devlet de, ki hangi devlettir diye Yunanistan diyecekler. Çünkü Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi, ki o dönemlerde Hollanda'da olduğum için tartışmalardan biliyorum. Herkesten vergi kestiler ya. Yani. Evet. Ben diyor Yunanlılar Avrupa Birliği'nde olacak diye ben niye para vereyim diye Hollandalılar sokaklara çıkmıştı o zaman mesela. Yani bir de hem şımarık çocuk hem istenmeyen çocuk bu manada. Ne kapıya bırakabiliyorlar ne kilisenin önüne bırakabiliyorlar ne bu manada da vazgeçebiliyorlar. Böyle bir durum ki Yunanistan'ı tam da bu süreçte Türkiye'nin üzerine derin Yunanistan'ı saracaklarını saldırtmak istediklerini ve bir çatışma hala bu yani eskiden beri Lavrion üssü neydi orada PKK'yı eğitip DHKPC'yi yani, eğitip 15 oradan Suriye'ye kaçanlar da aynı kamplara gidiyorlar. Yani Yunanistan'ı paspas gibi kullanıyor Avrupa topluluğu. Yani orada biz çok köklü bir geçmişe sahibiz. Yani Batı Trakya'da bir Türk Cumhuriyeti vardı bakın. Yani o yukarı bölgede kuzey Yunanistan'da. Rodos, Girit falan ya da adalar. Geriye fazla bir şey kalmıyor. Orada dil gibi bir coğrafya kalıyor. Onların bir kısmı İstanbul'dan gitme. Ya da Anadolu'dan gitme. Çünkü mübadele ile Balkanlardaki Müslüman nüfusunu seyretmeyi bir Yunan ve Rum nüfusu üretmek için de Anadolu'dakiler oraya tehcir politikası izlediler. Dolayısıyla oraya giden insanlar hala buraya bir şekilde gönül bağıyla bağlılar. Bu bakın aynı şey Ermenistan için de geçerli. Ermenistan hükümetiyle bizim sorunlarımız var. Yunanistan hükümetiyle sorunlarımız var. Yunanistan'da fanatik faşist gruplar da var. Tamam. Tamam. Ama gerçekten Türkiye ile çok yakın ilişkiler kurmak isteyen geniş bir kitle de var. Onları görmemiz gerekiyor. Yani, bu İsrail'de de böyledir. Evet, yani ben buna örnek olarak şunu söylüyorum. Bizim peygamber evinde düşmanlarımız olabileceği gibi Firavun'un sarayında dostlarımız da olabiliyor. Tabii ki. Ve bizim oldu da. Yunanistan'da üç gruba dikkat etmemiz gerek. İsrail'de, Ermenistan dediğiniz yerde. Bir, orada Müslümanlar var ve biz onlarla müttehidiz. Onlar bizim kardeşimiz. Tamam. İki, oralarda erdemli insanlar var ve mazlumlar var. Biz onlarla müttefikiz. Onlar bizim için müellefetül kulüptül hilfül fuduldür. Onların içerisinde önemli bir kitle siyasetle hiç alakası yok. Ne Siyonistlik yapar ya da ne Yunancılık yapar. Ne İslam düşmanıdır ya da İslam dostu da değildir. İşine bakar, bunlardan uzak durur. Bakın biz bu insanlarla itilaf, yani nimet külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onları karşımıza almak değil, yanımıza almamız gerekiyor. Yeni İslam medeniyetinden söz ediyorsak bir, sac ayağımız ittihat, ittifak ve itilaftır. Bu dün böyleydi. Mekke döneminde de böyleydi. Medine döneminde de böyleydi. Endülüs'te de böyleydi. Babür'de de böyleydi. Anadolu'daki ilk dönemde de böyleydi. Fatih'in İstanbul'u fethine çıktığında Edirne kapıdaki Fatih'in ordusundaki gayrimüslim asker sayısı Bizans'ın nüfusundan fazlaydı. Niye? Çünkü Fatih'in ordusu Bizans'ın nüfusundan fazlaydı. Fatih'in ordusundaki gayrimüslim asker sayısı Bizans'ın ordusundan fazlaydı. Alparslan'da da bu böyleydi. Öyleydi, evet. Yani Süryaniler, bizim Erbililer, adaletimize yani o zaman Müslümanların adaletine güvenerek haksızlığa karşı birlikte isyan ettiler. Yani ortada bir zalim ve zulüm vardı. Bizim yeniden, onlara da bu zulmü yapıyordu. Ermeni, Süryani ayırmıyordu bölgede. Doğru mu? Biz haklıdan ve mazlumdan yanaydık. Bizim medeniyetimiz böyle yükseldi. Bundan uzaklaşınca çöktük. Biz o gün nasıl kazandıysak bugün de aynı şekilde
yeniden kendi düşüncemizi de bir gözden geçirmemiz gerekir. Baklava bizim. Dilimizi üstadım. Değiştirmemiz gerekir. Baklava bizim üstadım. Bak izleyiciler diyor baklava yiyor. Ben baklava yemiyorum şimdi şeker. Şimdi bu güzel ifadelerimiz üzerinden bir demek ki Nietzsche'yi ateist diyenler olmasaydı Müslüman sanılabilirdi. Müslümanları büyütmemek, gavurları küçümsememek lazım diye eklemiş. Yalnız isim ve soyisim ve nereden mesajlarınızı gönderdiğinizi yazarsanız çok memnun oluruz değerli izleyenler. Ya adil şahitler olmak, yani, el emin olmak evet. İşin aslı bu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicrete giderken düşmanlarının kendisindeki emanetlerini Hazreti Ali'ye bırakacak kadar dürüst, onurlu, emin bir insandı. Biz de onun ümmetiysek bütün ölçülerimizi ona göre belirlememiz lazım diye bunu özellikle sizi severek izliyorum, teşekkür ederim demiş yine bir izleyicimiz. Ben değerli izleyenler lütfen evet Ankara Kızılcahamam'dan Gültekin Bostan. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde mesajlarınızı yollarsanız sevinirim. Üstadım demiş Dilipak hocamız Çin'in dünyayı yöneten zengin ailelerin baskısına isteğine göre hareket etmediği varsayımı ve bu ailelerin Amerika'yı parçalamayı düşündüğü fikri hakkında ne düşünmekte? Yani Çin merkezini. Tam da bu NATO konsepti vesaire ki ya, geçen hafta bayağı değil, geniş konuştuk tek Çin'i. Tek bir Çin de yok. Hı-hı. Yani onda Çin'de gizli bir Amerika var, Amerika'da gizli bir Çin var. Onu da görmek gerekir. Çin'de 100 milyonluk bir Hui Müslüman topluluğu var. 45 milyonluk da Doğu Türkistan var. Yani 145 milyon yaklaşık Türkiye'nin iki katı Müslüman bir topluluk var. Çin'in bu Müslüman, yani özür dilerim, Çin'in bu DH sendromu üzerinden Fergana'ya da giden DH'ları da ve bir takım oraya yakın yerlerde hani Amerika örgütü olarak CIA'nın besleyip karşılıklı kışkırtıyorlar. Yani oradaki Müslümanlara Çin'e, zulmetmesi de. Evet. Yani DEAŞ'ı bahane edip Müslümanlara zulmetmesi. Ruzi Nazar diye bir adam var. Evet. Onu bilmediğimiz Sıra, zaman bu işin aslını anlamamız mümkün değil. Amerika Çin'i köşeye sıkıştırmak için bir yandan da şimdi DEAŞ'ı kullanacak. Daha önceden de komünizme karşı, antikomünizm propagandasıyla hem Rusya'ya karşı hem de Çin'e karşı. Bakın zulüm vardı. Hı hı. Ve aslında komünizme karşı bu direnişi meşru da görebiliriz ama maksatları tavşana kaç tazıya tut. Her iki tarafı birbirine kırdırma planıydı bu. Şimdi Çin'deki başkalarına da yapılan bir zulmü bize de yapsın. Hayır, Çin hiç kimseye yapmasın. Çinlilere de yapmasın. Yani. Budistlere de yapmasın. Yani. Bunu savunduğumuz zaman bir hak savunusu. Bana yapmasın da bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yok. Kime ne yaparsa yapsın. Bu anlayış doğru değil. Yani Doğu Türkistanlara zulmetmesin de kime zulmederse hayır. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Peki bir zulmü nasıl önleyeceğiz? Eğer ona fiziki bir güçle karşı koyamıyorsanız hicret yolu da var. Ya da direnişi erteleme yolu da var. Eğer direnişi başlatıyorsanız onun sonuçlarını da kabullenme sorunu var. Burada bir sürü sorunlar var. Baratacımız vardı şu efsane. Anda, yani Çin'le bir sulh yoluyla uzlaşabilir miyiz? Bunu denemeniz için Çin'le aranızdaki iktisadi ilişkileri, sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmeniz gerekiyor. Yani bir yandan Çin'le bu tren hattını döşeceksiniz. Evet. Öbür yandan o önemli bir aranızda bu meselelerden dolayı Çeçenistan'la da aynı sorun vardı. Evet, orada da Rusya. Herkesle birden hem Avrupa hem Amerika hem İsrail hem Rusya hem Çin'e hem Hindistan'a kafa tutamazsınız. Birileriyle. Ne kadar zor bir. Yani dolayısıyla coğrafyadayız değil mi? Bu ne kadar zor bir süreç. Yani bekara karı boşamak bazen kolay gibi gözüküyor. Ama öyle olmayabilir. O zaman bizim önce barış yolu, sulh yolu, tedrici yollarla istikamet doğru ve ileri doğru da bir hareket varsa o zaman daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ama eğer gerçekten sadece Türklere böyle bir baskı yapılıyorsa o zaman yarın bize de ihanet edebilirler. İlişkilerimizi ona göre gözden geçirelim. Ama benim bildiğim Çin rejimi işte Hong Kong'da da gördük onları ya da ne bileyim başka yerlerde de görüyoruz. Budistlere kendilerini yakıyorlardı Budistler. Hatta Çinlilere doğum yasağı getiriyorlar. İnsanlar ikinci çocuk doğurmak için izne tabi.
Onlar kızların ruhu olduğuna inanmıyorlar. Onun için de erkek çocuk istiyorlar. Doğurdukları kız çocuklarını kendilerini gizliyorlar. Doktora gitmiyorlar. Sokağa terk ediyorlar. Sonra ona bakıcı anne olmak için müracaat ediyorlar. Kendi çocuklarına bakıcı anne oluyorlar. Böyle trajedileri de yaşanıyor. Onun için bu meselelerin çözümü konusunda tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Zulme boyun eğelim demiyorum. Ama zulme karşı çıkmanın yöntemleri üzerinde dikkatli bir şekilde yeniden düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz batini bir yaklaşım, esoterik dedikleri. Demiş ki Hayri Usta, nereden Hayri Usta lütfen nereden yazdığınızı da eklersiniz. Ahmet-i Hani'nin divanı Memuzin'de. İngiltere ile Türkiye'nin savaşacağına yönelik işaretler var. Bugünkü Somali, Habeşistan demiş. Bugünkü Etopya'dır o. Yani Habeşistan bugünkü Etopya artık. Ahmet-i Hani divanında İngiltere, Türkiye, Habeşistan'da savaşacak diyor. Bunun belgesini de bakın bir işareti oldu. Somali'de kurulan üstümüz. Evet, oraya saldırılar oluyor o zaman. Evet ve saldırılar falan oluyor. Orada da yani hakikaten şöyle bakıyoruz. Şimdi Türkiye daha çok millileştiğinde ve Anadolu Konseyi yani ne Şangay, ne Kopenhag, ne Avrasya, ne NATO, ne Gladio, Anadolu kardeşim dedikçe bize tepkiyi ve karşılığı dün bu topraklar içerisinde terör eylemleriyle verenler bu kabiliyetlerini eskisi kadar gibi kullanamadığı için bize farklı coğrafyalardan mesaj veriyorlar. Yani tezine inanır mısınız? Tabii Üstadım. Yani Somali mesela Mısır'da Mursi ile mesela Rahman Nizami ile Bangladeş'te. Yani biz kendi düşünür topraklarımız dışında orada daha güçlü bir güçle baş etmemiz çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bizi değişik yerlerde gitmemizi istemedikleri bölgelerde zor durumda bırakmak için komplo, terör örgütleri ya da faili meçhul saldırılarla ya da bir takım kriz üretmek suretiyle bizi yola getirmeyi deneyebilirler. Somali'de zaten bu saldırılar zaman zaman oluyor. Ama sonuçta biz gittiğimiz yerde adalet, barış ve hürriyet temelli girişimlerimiz dolayısıyla Somali'de ki Müslümanların çoğu Türkiye'nin yanındalar. Onun için onların da bir planları vardır elbette de Allah'ın planı galip gelecektir. Bu Sivakin Adası, Katar, Üssü ve yani, Somali üçgeni. Yönetmenim teşekkür ediyorum. Harikasın Zeyd Gümüş ve rejideki bütün arkadaşlar. Hemen bakın o üsleri de getirdi. Üstadım hatta bugün Türkiye'nin değerli izleyenler derin stratejilerini konuşuyoruz. Yani görünmeyen, yani görünen ama aslında görünmeyen taraflarını yani derin gerçeğini anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Üstad 45 yıllık fikri emeğin alın teriyle bize bugünleri okuyor. Geçmişle bugün arasında bir perspektif çiziyor. Çok önemli sözler söylüyor canlı bakın, yayında. Bu harita üzerinde öyle şey, tuzaklar var ki bunları... Ve riskleri analiz ediyor. Evet. Bakın şimdi Etopya ağırlığı Hristiyan olan, Ortodoks olan bir ülke. Etopya'yı içeriye hapsetmişler. Aslında Etopya bu bölgeden ta Yemen tarafına doğru uzayan bir uygarlıktı. Yani kadim uygarlığın sınırları ya da bir dönem Yemen ta bu bölgelere hakim olmuş. Şimdi burada Fransızların devreye girmesi bir Eritre, bir de Cibuti. Cibuti'ye bakıyor musunuz? Ve Eritre'de direniş oldu uzun yıllar. Tabii Eritre'de yani orada çok şeyimiz var. Eritre böyle geliyor. Şimdi bu hangi akıl? Evet. Koskoca bir Etopya var burada. Ve bunun denizle bağı yok. Bakın Eritre'nin sınırını böyle getiriyorsunuz, böyle kapatıyorsunuz. Burada deniz içeri doğru giriyor. Oraya da bir Cibuti diye bir devlet koyuyorsunuz. Bak. Sonradan da Somali'yi buradan alıyorsunuz, uzatıp tekrar buraya getiriyorsunuz. Etopya'yı denizden soyutluyorsunuz. Şimdi Etopya, Cibuti üzerinden bir anlaşmayla buradan bir koridor açıyorlar. Ama bunların hepsi tuzak. Bunlar biliyorsunuz Müslüman ülkeler. Yoksul bir Müslüman ülke, yoksul bir Hristiyan ve birbirleriyle istedikleri zaman çatıştırabilirler bu durumda. Evet. Bu kadar büyük bir devlet Cibuti'yi dinleyecek değil herhalde. Değil.
hayati çıkarları söz konusu. Yani İngiltere direkt olarak niye gelsin ya da Fransa direkt olarak niye gelsin? İşte Eritre ile Cibuti, Etiyopya ile Somali tamamen. Ve biz de Pakistan ve Bangladeş'in Hindistan'dan ayrılması gibi bu tuzaklara düştük. Ha bu tuzağa düşmemiz için de buradaki Müslümanlara karşı Hristiyanları kışkırttılar. Ya da ama biz bir arada yaşama konusunda Peygamber Efendimiz'in Medine'deki o bakış açısını kendimiz için şiar edinmemiştik. İçeri dönük bir kolonileşme. Hatta yani biliyorsun Selamet Köyü kuruyorduk. Kendi gettolar oluşturuyorduk. Neredeyse gettolar oluşturuyorduk. Her yerde hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmamız gerekiyor. Ama her şeyimizi elimizden alıyorlardı. Mevcudu koruma refleksimiz de vardı. Tamam, Taif'e giden peygamber gibi olacaktık. Çaresiz kaldığımızda hicret tamam edecek. Çıkardık ama yine gelirdik işte. Gittiğimiz yerde de Hristiyanlarla, işte Yahudilerle, müşriklerle beraber yaşadık. Medine tamamen steril bir yer değildi. Gittiğimiz yer Etiyopya, Müslümanların toprağı, yurdu değildi ki o zaman. Yani şu harita bile bir takım tuzakların nasıl kazıldığını ve bu tuzaklara bizim nasıl itildiğimizi. Etiyopya Müslüman bir ülke. Çok ilginç, en değerli. Bu bağlantı noktasında balıkların yetiştiği bir bölge. Somaliler balık yemiyor. Yani koyun o kadar çok fazla ki Avustralya'da, Endonezya'da yani balık vahşi yemezler. Balık yemezler Somaliler. Biz de yemiyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yeme oranımız hiç yememez. Bunlar da hiç yemiyorlar. Bunlar hiç yemiyor. Yani dünyada en değerli balıkları. Evet. Kültür dedikleri şeyi nasıl etkiliyorlar insanları? Yani fetvalara kadar getirip bu denizlerde çıkan kabuklu deniz ürünlerini bile çeşitli mezhebi görüşler üzerinden manipüle edip yedirmeyip Avrupa ülkelerine... Ekonomiye de onu şey yapmıyorsunuz. Bakın öbür tarafta gidiyorsunuz 400 milyon Malay süt içmiyor. Sütlü hiçbir şey yemiyor. Peynir de yok, yoğurt da yok. Bu hakikaten mi ya? Yani ben de bununla alakalı hani yani okuduk falan da... Evet, yok. Süt diye bir şey yok. Süt ürünleri... Yok. Yani birçok şeyimiz, yediğimiz kola diye bir şey içilebilir mi ya o üçte biri şeker olan? Yazmış izleyicilerimizden bir tanesi. Aynen onları yazmıştı demin okuyamadım. Evet. Yani marka ismi olduğu için okuyamadım yani. Kola marka olarak söylemiyorum. Yani evet. Yani baban da yapsa içme. Zehir. Yani birçok hastalığın sebebi. Yani, onu içiriyorlar ama öbür taraftan çok sağlıklı olan şeyleri yemiyoruz. Yani Türkiye'de akça ağaç yetişiyor. Akça ağaç şekerinin zararı yok. Akça ağaç şekeri reçinesi baldan birkaç kat daha tatlı. Ama akça ağaçtan kimse bir şey üretmiyor. Bir sürü bataklık var. Bataklıklarda çok kolay şeker kamışı üretebilirsiniz. Şeker kamışının suyunu çıkıp likit şeker olarak kullanabilirsiniz. Ama onu da kullanmıyoruz. Yani bizi öyle ayrıştırdılar, öyle ötekileştirdiler. İçimizdeki birbirimizle yani bırakın diğer etnik grupları, diğer dinleri kendi içimizde bile ayırdılar. Sınırları koydular. Sosyoekonomik, politik yani aklınıza ne gelirse kültürel, gıda her alanda onların istediği gibiyiz. Şeytanın varlığı günah işlememizin bahanesi ve gerekçesi değildir, olamaz. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen onların kurdukları tuzağa biz düştük. Şimdi bu tuzakları görüp buradan peki nasıl çıkacağız ona bakmamız lazım. Biz yani Hindistan'da 250 milyon Müslüman var. Hı hı. 200 milyona yakın Pakistan'da var. Hui 150 Müslüman milyon yani. Civarında da Bangladeş'te var. Ne yapacağız orada? Yani bakın çok büyük bir Müslüman, dünyada yaşayan 3 Müslümandan biri Hint kökenli. Bir ayırdılar. Şimdi nasıl birleşeceksin? Biz hani Yunanistan'la tekrar bir olabilir miyiz diyorum ya. Oradan yola çıkarak söylüyorum. Bangladeş, Pakistan, Hindistan. Eğer bu Müslümanlar Hint birliğinde bir araya gelirse en büyük dini topluluk oluşturuyor. Yani orada Budistler ayrı, Hindular. Dünyada en fazla dini grup ve etnisite orada var. Müslümanları üçe böldüler. Biri doğuda kaldı, biri batıda kaldı. Büyük bir kütle de ortada kaldı. Güç olmaktan çıktı. Şimdi yani orada Cibuti ile Eritre ya da Somali ya böyle harita mı olur? Bu haritaların hiçbirisi sağlıklı değil. Yani
Yani plan bu zaten yani. Yani işte siz zaten burada planı diyorsunuz kardeşim. Etiyopya orada Kızıldeniz'e ulaşmasın diye bak oraya bir Cibuti bir Eritre koymuşlar. Orayı böldürmüşler tamam, bunlar. Tamam birleşelim. Kendi aralarında büyük Etiyopya federasyonu diyelim. Herkes kendi yönetimini kursun. Önemli olan adalet olsun, barış olsun, hürriyet olsun, birlikte var olalım. Ama illa da işte 202 tane devlet. Evet bakın işte izleyicimiz ne demiş? Güzel demiş ama isim yazmamış yine bir izleyicimiz. Misyoner ajanların yani bizim coğrafyamızda rahatça dolaştıkları bir ülke haline geldiğimiz üzerinden, misyonerlerin av yeri olduğumuzdan ve aralarına Müslüman aleminin sınırlar ve tel örgüler, beton duvarlar örülüyor. Din kardeşi olduğumuz diğer kardeşimizin ülkesine diye gitmek için vize evet. almam gerekiyor. Ama Hristiyan alemin kendi aralarında bütün örmüş duvarları, sınırları kaldırıyor. Çalışıyor. Biz o biz Birleşik Arap Emirliği... Ama bunları biz koymuyoruz ki. Biz mi koyduk? Yani şunları, Cibuti'yi, Eritre'yi oraya biz koymadık. Tamam yani, biz bizim üzerimizden. Bizim gafletimiz üzerinden. Tamam, ha, tamam öyle. Bakın bunu şurada Birleşik Arap Emirlikleri. Burada 7 tane emirlik var. Evet. 7 tane emir. Katar, Bahreyn. Ya yani eskiden Umman. Burada Şarjah'tan Dubai arasında otoyol yapıyor. Öteki otoyolu buraya getiriyor, sıfırda bitiriyor. Burada orası başka devlet. Başka devlet. Başka devlet. Ve tekrar da bu iki yolun arasında geniş otoyol yapıyorlar. Kuruluş milli günlerini kutlarken tanklar namlularını diğer emirliğe çevirerek geçiyor. Kafaya bak. Kafa evet. Hepsi de akraba. Birleşik Arap Emirlikleri'ni bırakalım. Burası Umman. Hmm. Buraya geliyoruz Katar. Evet. Oraya geliyorsunuz Bahreyn. Oraya geliyorsunuz Kuveyt. Şimdi bunları tekrar birleştirelim diyoruz. Kim birleştiriyor? İngilizler birleştiriyor. İngilizler. Bir İngiliz planı olarak çıkıyor. Tamam işte onlar ayırdı zaten. Birleştirirken yani, de kendine bakın. İran, Pakistan, Türkiye arasında RCD'yi kim kurdu? RCD İngiltere. İngilizler. Evet. Amerikalıların planları. Yani biz Şangay'da bile yani imtiyazlar bölgesinde yani Japonya'nın, İngiltere'nin ve bir ülke daha vardı. Fransa'nın özel imtiyaz alanları var. Yani adam Şangay'ı bile böyle bölmüş. Örneğin tamam. Yani buraya bize ait olan bir şey değil. Sömürü ve emperyal bakış tamam, açısı. Tamam her yerde bu böyle. Orada da bunu yapıyor. Böyle. Evet. Yani. İşte Türkiye ile Yunanistan. Yani şimdi Bolivya'da niye sokaklar karışık? Yani niye? İstedikleri zaman. İşte Venezuela niye böyle? Dünya bastıklarında taraflar böylece kontrol ediyorlar. Birbirine evet. kırdırarak. Yani bu yanlışlardan çıkmamız gerekiyor. Bu sınırlar suni. Bunlar gerçek değil. Yani bir illüzyonla karşı karşıyayız. Yani bugün Sento yapalım diyorsunuz. Türkiye, İran, Pakistan arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması. Sento'yu da İngilizler kuruyor. Daha kendiler giderken Bağdat Paktı'nı kuruyorlar. Bizi kendi aramızda bir araya getiren de kendi. Bağdat Paktı'nın kurulmasında yine İngiliz parmağı mı var? Tabii. Tabii. Yani bizim bir şey zaten Bağdat Paktı'nda imzası olan ülkelerin üst düzey yetkilileri aslı kurulmasın diye evet, kendiler ipin ucu kendilerde olmak kaydıyla kendiler bu yani yapıları. Bu şuna mı benziyor? Akdeniz'e sınır olan ülkeler arasında gidip ta Rusya'nın gelip ben de gözlemci sıfatıyla bulunacağım demesi. Amerika'nın 15 bin kilometre. Gibi. Yani bizi kendi halimize bırakmayacaklar. Şu komediden kurtulmamız gerekiyor. Evet, bu sınırlar gerçek ediyoruz. Değil. Evet. Yani evet bu sınırlar. Zaten Sykes-Picot'la birlikte tabii. çizilmiş. Ya burada şimdi yeni bir sınır daha oluşturmaya çalışıyorlar. Irak'ta çatışmalar biliyorsunuz istifa da kesmedi. Huzistan bölgesi burada. İran. Böyle bir tane kutsal Şia devleti Necef Kerbela merkezli. Orada bir devlet daha icat. Yani kendi aralarında birleşmeye çalışırken bizi daha da bölmek. İran'ı Huzistan, Belucistan, Kürdistan, Azerbaycan ve Fars diye beşe bölme planları yapıyorlar. Yani Türkiye'yi bölme planları yapıyorlar akıllarınca. Yani biz de işte izleyicimizin dediği gibi bir olamıyoruz, birlikte olamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Nasıl gelelim, nasıl olalım? Yani her devletin, birçok devletin başına kukla yöneticileri koydular. Yani Afganistan'da bir Babrak Karmal diye bir adam vardı ya. Yani evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Siz hatırlarsınız. Yani evet. bunları yazan birisisiniz. Yani oradan gelelim, ta 70'li yıllardan gelelim. Yani daha geriye gidelim. Yani Hafız Esad'ları, bugün biz oğul Esad'la uğraşıyoruz. Ya babası da aynı kafaydı. Tabii. Yani tabii.
mübarek, yani çok mübarek bir adam mıydı? Değildi. Eğer Sisi işte onların emellerin önünde bir duvar gibi durmasaydı, şey dedik, Isparta'da güzel bir Kudüs konferansı yapılmıştı cumartesi günü. Şey İkrime Sabri de oradaydı. Yani oradaki Filistinli kardeşlerimizle konuştuğumuzda onu söylüyorlardı. Yani Sisi'nin gitmesi en çok İsrail'in işine yaradı. Refah sınır kapısı kapatıldı. Şeyin, Mursi'nin gitmesi. Mursi'nin tabii. Yani. Şimdi Ürdün'ü böyle genişletip Mekke-Medine bölgesini, Hicaz bölgesini tekrar Ürdün'e, Suudi Arabistan'a böleceklerse, İran'la Suudi Arabistan arasında bir füze savaşı, Pakistan'la Hindistan arasında da daha doğrusu Keşmir bahane edilerek bir füze ya da hatta nükleer bir savaş planları, senaryoları yapabiliyorlar. Evet, şimdi tarih öğretmenimiz yazmaya devam ediyor, Mehmet Saruhan. Yoğun mesajları var. Teşekkür ediyoruz. Kral İdris Libya'nın başındayken Türkiye ilhak olmak istiyordu. Osmanlı Konseyi kurulmalı demiş. Pontus ayrı ırktır, Grek ayrı, ırk ayrıdır. Ben de Müslüman bir Pontus'luyum diyor. Enteresan bir galiba Müslüman tamam. Pontus'luyum demesi. Ya yani Müslüman bir Ermeni de olabilir. Yani evet. Ki siz de tanıyorsunuz. Tabii. Yani. Evet var. Yani. Müslüman, evet, Rus özellikle iç siyasetle alakalı çok ciddi şeyler var, sorular var. Onlara ikinci bölümde geçeceğiz. Ve tabii reklama... Üçüncü bölüme geçeceğiz. Yani üçüncü bölüme geçeceğiz. Şimdi tam da bu haritalardan, madem Libya'yı konuştuk, TANAP gelip Edirne'de Van'ı aşmak. Aliyev de geldi, beraber güzel görüntü verdik Azerbaycan'la. O gazın... o bölgelerden getirip hadi bakalım. Yani gazın vanası biz de tutuyoruz artık, öyle mi? Vana bizim elimize geldi. Üşürsünüz. Kışın. Bak Putin'i. Şöyle istersek ısıtırız. Suriyelileri gönderebiliriz. Hani madem diyorsunuz ya Türkiye birçok konuda antidemokratik. İyi o zaman. Suriyelileri size Avrupa'da onları konaklayın, ağırlayın diye gönderebiliriz. Ya da üşütebiliriz. Yani vanaları kapatırsak, ama tabii bu da çok uzun sürmeyecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde füzyon enerjisinin devreye girmesiyle fosil yakıtlar... Yine üstadım o bir 20 bir vakit alır tabii. O zamana kadar yine doğalgaz önemlidir. Yani Allah'ın izniyle. Yani, şimdi biz yani Türkiye'de bile hani doğalgaz her ile tabii bunu, ulaştı ama ulaşmadığı yerler de olabilir. Teknolojisi oldukça pahalı, riskli. Yönetmenim hemen Hazar Denizi'ndeki Şah Denizi 2 gaz kaynaklarının bu yol üzerinden artık Avrupa'ya ulaşması ile alakalı. TANAP 8 Ocak'ta da müjdeyi verelim. Diğer bir şey var. Operasyon devreye geçiyor. Türk akım doğalgazı geçecek. Onu daha büyük ihtimalle Putin'le yani, şey yapacaklar, açacaklar. Bu TANAP'ta ilginç bir şey var tabii. Ermenistan üzerinden geçmemek için evet, Gürcistan üzerinden yukarıdan de dönüp geliyor. Güzel şeyler oluyor. Değil mi evet. Üstadım? Yani Türkiye hakikaten böyle zor hani dar alanda kısa paslaşmalarla zor bir zeminde manevra kabiliyetini demin söylediğim şeyi tekrar söylemem gerekiyor. Bu Türkiye'nin önemini artırıyor. Çok şükür. Üzerindeki çok baskıları, şükür. Tehditleri aynı çok ölçüde artırıyor. Arttırıyor. Ama bu manada da dolayısıyla bizim içeride kendimizi daha güçlü konuma getirmemiz gerekiyor. İzmir'deki Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesi mesela, içeride de böyle şeyler başlatıyorlar. Işte geleceğiz üstadım. Süresiz nafaka üzerinden krize bir an evvel çözüm beklenirken ikinci yargı paketinde anlaşamadılar. Çünkü alt sınır üst sınır tartışması oldu diye üçüncü yargı paketine kaldı diye bir açıklama geldi, bunu soracağım size. Diyarbakır annelerinin HDP önündeki duruşu, direnişi devam ediyor. Ali Babacan kuracağı parti için tarih verdi. Onu konuşacağız. Ve yer şimdi Fitch, Moody's gibi uluslararası kredilendirme kuruluşlarına karşı artık yerli ve milli bir kredilendirme kuruluşumuz oldu. %80'i Türkiye'nin sermayesinde. Nedir? Detaylara bakacağız. Reklama gidiyoruz. Değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Müthiş mesajlar var. Çok yoğun ama ne olur Allah aşkına isim ve nereden? Mesela Mustafa Necati Keleşoğlu Trabzon'dan demiş. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olduğumuzu zannediyoruz. Ancak henüz bir milli eğitim oluşturup gerçek tarihimizi öğretemedik.
Nasıl olacak demiş. Nasıl olacak? Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Reklamlardan sonra derin gerçeklere devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Evet değerli izleyenler, üstü örtülü gerçekleri, gizlenen hakikatleri, üzerindeki karanlık perdeyi aralamaya çalıştığımız program Derin Gerçekler. Bilgi, hikmet, irfan merkezi bir bakış açısıyla meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Üstad Dilipak, 45 yıllık yazar, düşünür, fikir adamı. Onun alın teri, emeği çok önemli. Yaklaşımları, tecrübeleri çok önemli, şahitlikleri, yaşayan canlı tanık zaten kendisi, tanık yakın siyasi tarihimizin, toplumsal her anlamda. Aslında şunu özetledik biz şu dakikaya kadar, yani uluslararası emperyalizm, sömürgeci merkezler hem yangını çıkartıyorlar hem de ellerinde yangın hortumlarıyla ya da yangın söndürme aletleriyle gelip bu yangını biz söndürürüz diyorlar. Bununla alakalı bir fil hikayesi yazdı Üstad birkaç gün önce. Bir fil sendromundan bahsetti. Onu dinlemek isteriz. Bunun üzerinden ciddi bir derin mesajı ve anlamı var. Buyurun Üstadım. Aslında yangını çıkartan da kendileri. Hı hı. Yangından insanları kurtaranlar da kendileri. Yangını söndüren de kendileri. Evet. Bu bir oyun. O fil hikayesi şöyle, bir fili yakalayıp Avrupa'da gittirip bir hayvanat bahçesinde sergilemek o kadar kolay değil. Hı hı. Çok güçlü canlılar. Baş etmek mümkün değil. Hadi yaralasalar, yaraladıklarında derisi bir de tedavi kalın tedavisi. Falan. Çünkü o kadar güçlü bir hayvana antibiyotik yüklemeleri o da zor bir şey. Kaldı ki dağda yakalayıp onu oraya vinç de götüremeyeceksiniz. Nasıl olacak? Şöyle bir yöntem bulmuşlar. Filler her zaman belli bir sıra, evet, büyükten küçüğe doğru su içmeye belli saatlerde gidiyorlar. Ve belli bir su rotada. Su içtikleri, evet, sırayla gidiyorlar, içiyorlar. Sonra ne yapacakları belli, yani bir, hı hı, yolları var. Fakat fillerin bir özelliği var. Diz eklemleri çok gelişmemiş. Dolayısıyla bir çukura düştüklerinde kolaylıkla yürüyebiliyorlar. Evet, hani deveyi hendek atlatmak zor derler ya. Hı-hı. Fil de çukurdan zor çıkıyor. Ondan geçtiği yolun kenarına bir çukur kazıyorlar. Onlar sırayla geçerken tam hedeflerindeki o hangi büyüklükte hangi filse beğendikleri fil, o tam gelince o kazıkları çukurun kenarına havaya bir el ateş ediyorlar. Fil kenara çekilince çukura düşüyor. Üzerini otla çörçöple kapatmışlar. Tabii fil oradan çıkamıyor. Diğer filler de kaçıp gidiyorlar. Fil çukura düştükten sonra siyah giyimli, siyah bir adam elinde bir sopayla geliyor. Film başlıyor dövmeye. Fil hırslanıyor ama yapacağı hiçbir şey yok. Akşam oluyor, su vermiyorlar. Zaten su içmeye gitmiş. Yiyecek vermiyorlar ama durup durup adam kendini belirli zaman aralıklarıyla gelip dövüyor. Dövüyor. Gece uyutmuyor, kalkıyor, dövüyor. Sabah oluyor, yine adam fili dövmeye devam ediyor. Bu arada bir beyaz adam geliyor, beyaz elbiseler içerisinde. O fili döven adamla tartışıyorlar. Adam elinde bir sopayla bu siyah adamı biriyi dövüyor. Adam kaçıp gidiyor. Beyaz adam da yanında getirdiği kazmayla orayı kazmaya başlıyor. Ona kovayla su veriyor, yiyecek veriyor. Onu okşuyor, yoruluyor, dinleniyor. Kazıyor. Güvenini fili, kazanıyor ve kurtarıyor. Fili oradan çıkartıyor. Ve bırakıp gidiyor. Hı hı. Ama fil bir minnet duygusuyla kendisine bu iyilik eden kişinin peşine takılıyor. O aşağıda bekleyen, gitmesi işte getirdikleri filin hapsedileceği konteynerin önüne gelip içeri girdiğinde fil de içeri giriyor. Kendi çıktığında konteyneri kapatıyorlar. Ondan sonra artık yolculuğu başlıyor.
karada. Arabayı süren de o siyah giyimli adam. Hayvanat bahçesine. Aslında bunlar ortaktılar. Evet. Döven de beyaz adamın adamıydı. Hatta Döven'in kendi ülkesindeki bir file karşı öyle bir düşmanlığı yoktu. Ama o yaşamak için, üç kuruş para için bunu yapması gerekiyordu. Tabii çok ahlaki bir durum değil bu. Ama o da öyle. Yani sonunda Afrikalı bir adama, Afrika'nın filini de öldüren bir beyaz adam var ortada. Bu birçok ülkenin diğer ülkelere karşı siyasetinde çok belirleyici bir hikaye aslında. Dikkat etmek gerekiyor. Bunların motoru iki tarafa da çalışıyor, arabalı vapur gibi. Arabalı vapuru limana tek taraflı motorunuz olsaydı, pervane tek taraflı gitse çarpardı, denizde frene basamazsınız. Ama limana yaklaşırken iki taraftaki motoru birden arabalı vapurda çalıştırırsanız, hatta ileri doğru gidiyorsanız bunu biraz daha fazla çalıştırıp bunu az çalıştırırsanız durdurursunuz, yani fren gibi. Ve yavaş bir şekilde de sahile yaklaştırabilirsiniz. Bu Batılılar yani aynı örneği Thatcher'dan misal vermiştik, NATO İslamofobya'yı üretti. Ve bir kötü örnek olarak da bize Selman Rushdie olayını, şeytan ayetler tartışmasını başlatmıştı. Bir yandan BÇG'yi kurdular mesela, Batı Çalışma Grubu, irticaya karşı, bu İslam fanatizmine karşı ordu eliyle bir direnç oluşturmak istiyorlardı. DAEŞ'i de kendiler kurdular. Ama onunla yetinmediler. İyi İslam'ı örneklemek için de FETÖ'yü örgütlediler. Ilımlı İslam, cici İslam. Havuç mu yersin, sopa mı yersin? Biz de fil. Evet, yani bizi fil yerine koyuyor ya da bizi koyun yerine koyuyor. Mesela BÇG bizi koyun yerine koyuyor. Elinde sopayla sırtımıza vura vura bizi Amerikan mezbahasına götürmek istiyor. Bu örneği daha önce de vermiştim sanıyorum. Ama Fethullah Gülen ise başına takke, kolun altına bir kitap koyup eline bir tutan yeşil ot alıp bici 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 ya Allah bismillah diye bizi yine Amerikan mezbahasına götürmek istiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Kürtler üzerine baskı kuran, tırnak içinde Türkçü, Kemalist tek parti dönemindeki Dersim ya da Kürt bölgelerindeki zulmü tezgahlayanlar da aynılarıydı. PKK ve PYD üzerinden diğer Türkiye bölgelerdeki terörü örgütleyenler de bunlar. Ya da yani 6-7 İzmir olayları, orada hepsi, yani etnik gruplara yönelik belirgin sabotajlar, Malatya'daki, Yüceli'deki Ermenilere karşı kışkırtanlar, Ermenileri bize karşı kışkırtanlar. Aynı çevrelerdi bunlar. Yani sadece kuklalar, piyonları vardı. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de, yani kötü örnek de hemen anlaşılacak. Aynı silahla sağ ve sol kahveleri tarıyorlardı. Yani birileri bu ülkenin insanların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmek istiyor. TSK'yı eğer Büyük Orta Doğu Projesi ya da çekiç güç içinde kendilerine ucuz asker deposu olarak kullanmayı başarsalardı, APO'yu teslim ettikleri gibi kara yılanı da teslim edebilirlerdi. Ve PKK'yı silip atarlardı. Ama Türkiye bu oyuna gelmeyince bu defa onlardan bir ordu kurarak Türkiye'nin başına bela etmeye çalışıyorlar. Bunların Türkçülüğü de sahte. Evet. Bunların söz konusu olan sadece çıkarları var. İlkeleri helvadan put gibi acıkınca yiyorlar. Yani kendi emperyalist emellerine uygun her türlü klik, etnik grup, din, mezhep, siyasi görüş kullanabiliyorlar. Evet, rahatlıkla siz diyordunuz ya, bunların içinde şeyh de var, fahişe de var. Evet. Ve bunun üzerinden yarın da yine bu yangını çıkartıp kurtarıcı olarak aslında ortaya çıkanlar yine satranç masasındaki siyah ya da beyaz taş değil, asıl oyunu yönetenlerin olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani biz yakın tarihimizde o zaman yaşadığımız birçok şeyler, işte mesela başörtü yasaklarına bakıyoruz. Yani Kürtçe konuşmak yasaktı, Kürtçe şarkı söylemek yasaktı. Yani sadece bu yakınlarını hatırladığımızda mesela not almışım, 5 Aralık Türk kadına seçme ve seçilme hakkının tanınması.
mesela 1934 medeni kanun vesaire. Yani o bununla alakalı da bir tartışma. Seçim olsa açık oy, gizli tasdik. Artı seçme seçilme diyor da tamam seçti de seçilme hakkı Merve Kavakçı'ya verildiğinde başına neler geldiğini gördük. Seçilme daha yeni oldu. Mesela bunlar tartışıldı geçtiğimiz günlerde. Son Söz Meydanı programında Muhammed Binici, başarılı moderatörümüz Akit TV ekranlarında iki farklı ucu bir araya getirdi Akit TV ekranlarında ve yeniden Refah Partisi tabanı da oradaydı, İstanbul İl Başkanı da oradaydı, Doğu Perinçek de oradaydı mesela. Biz Doğu Perinçek'i son aylarda enteresan böyle hani milli, kendisi zaten milli çizgide olduğunu söyleyen birisi ama milli çizgi duruşunun anlayışı kendince farklı. Hani daha böyle bizim inanca, kültüre, mukaddesata yönelik söylemlerinde böyle yumuşama, ne oluyor falan. Hatta Bandırma Vapuru'nun önündeki resimde hepimiz aynı gemideyiz. Çünkü o gemide bu manada Sarıklı da vardı, Takkeli de vardı. Hepimiz vardık, bütün bir millet vardı. Hani rakı içen İttihatçı da vardı. Namaz kılan Kuvvacı da vardı. Biz böyle bakıyoruz ama böyle parmak sallandı o yayında. Bir izleyelim, şaşırdık diyelim. Niye şaşırdığımızın da görüntülerini hep birlikte izleyelim değerli izleyenlerle. O zaman millete kadın parmak sallayamazsınız. Değilse, karşınızdaki millet parmak sallayamazsınız. Özellikle Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in salondakilere parmak sallayarak aşağılayıcı sözleri büyük gerilime yol açtı. Yapamazsınız, beceremezsiniz bunu. Çok açık söyleyeyim. Sayın Perinçek, beceremezsiniz. Sayın Perinçek. Beceremeyeceksiniz. Sayın beceremezsiniz. Sayın çok açık konuşmayalım. Hayır, hayır. Karşınızda konuşacağım. Muhammedciğim, Sayın Perinçek. Siz söyledikten sonra... Yani siz ne kadar burada gürültüye getirirseniz getirin. Türkiye'nin milli olan, kabul ettiği, benimsediği... Kadını erkeği eşit yaparak millet olursunuz. Evet. Kadın eziliyorsa nasıl evet? Doğu Bey. Konuşacağız müsaade. Konuşacaksın. Evet var mı? Hiç içinize gelmedi mi? Evet. Konuşacağım. Bir dakika. Beni onun için çağırdın buyurun, sen buraya. Buyurun, dur bakalım. Karşınızda... Bakın bir şey söyleyeyim. Kadın ve erkek eşit değilse siz millet değilsiniz. Siz sürüsünüz o zaman. Millete kadın parmak sallayamazsınız. Kadın ve erkek eşit değilse. Karşınızdaki millet parmak sallayamazsınız. Doğu Bey. Millete parmak sallayamazsınız. Lütfen isteğe yani... yakışmıyor. Hayır. Hayır. Söz meydanında şimdi sevgili izleyiciler. Yok. Değerli konuklar. Yok. Bir dakika. Ben bitireyim. Evet, ben bir sakinleştirmem gerekiyor. Sakinleştireyim. Ama hocam, Muhammed Bey buraya konferans edinle gelmedik. Biz de önce konuşmak hakkımız var. Bir dakika. Figüran değiliz ben burada. Bir saat aynı şekilde. Sakinleştirecek misin? İslam'a hakaret edemezsiniz. Bırak bu saçmalığı. Yani her ne kadar fikirsel düzeyden sınırlar taşısa da yine de yani farklı görüşlere sahip insanların aynı mekanda, bir de kalabalıklar aynı mekanda bir araya gelip sessiz ve sakince program bitmiş olması yani, da çok güzel bir şey. Ama yani medeni kanun millidir diyor şimdi. Ama bu medeni kanunu yani... Ya tercüme kanunların nesi? Yani neresi yani, milli? Yani bu onu yapan meclis hangi şartlarda oluşturulan? Yani. Tek parti var. Açık oy, gizli tasnif, adaylar tek kişi tarafından belirleniyor. Meclise getirilen kanunların çoğu tercüme. Gerekçesiz olarak genel kurula geliyor. Müzakeresiz olarak oy birliğiyle kabul ediliyor. Yani hangisinden, ikinci meclisten sonraki şartlar ortada. Yani bunun milli olup olmadığı konuşmaya bile değmez. Yani evet. Yani ticaret kanunu nereden alındı, ceza kanunu nereden alındı, medeni kanun nereden alındı. Tercüme hatalarıyla birlikte yasalaştırdılar. Yani, mesela süt kardeşliği meselesini bile direkt almışlar. Tamam bunlar yani denebilir diye. Milli falan değil, bırakın ahlaki bile değil, milli kelimesi de nation anlamında değil yani, bizim. Evet. Kendi tabii CHP bayraklı sandıklarda milli başında jandarma da var yani, onu da evet. Göremiyoruz şu anda. Yani, evet. Zaten tek parti var. Aday listesi tek kişi tarafından belirlenmiş. Seçmenler parti tarafından belirlenmiş. Yani herkes seçmen de değil. Ve
oyların zarfın içerisine siz başka boş kağıt da koyarsınız ihtimaline karşı zarf da yok, açık oy ve açık sayım da yok. Yani her ihtimale karşı sandık alınıp içeriye götürülüyor. Orada sayılıyor. Sonuçlar açıklanıyor. Oy pusulaları da itiraz edilmesin diye partinin önünde yakılıyor. Yani bu işte böylece milli olmuş oluyor. Yani evet, böyle bir millilik yok. Doğu tabii. Bey'den tabii o parmak sallamayı CIA'ya ya da kendi deyimiyle CIA'ya, FETÖ'cülere, Pentagon'a takdirle ve alkışla izliyoruz. Ama millete yönelik bir eylem olduğunda hakikaten şok olduğumuzda... Yani kim ne yaptığı değil bana, ne yaptığı, kimin kim olduğu hiç önemli değil. Yani suçlulara da biz haksızlık yapmayalım. Yani cinayetten adamı yargılıyorsanız, hırsızlıkla suçlarsanız zulümdür, haksızlıktır. Yani bir katile de haksızlık yapmayın. Adam hırsızlıktan yargılanıyorsa onu cinayetten mahkum edemezsiniz. Bunda adalet yoktur. Yani hayır, bu adam davayı öyle açmışsınız. Bu adam katildir ama hırsız değildir mesela. Katildir demesi için dava açılması lazım. Davanın görülmesi lazım. Hırsızlıktan beraat ettirebilirsiniz. Evet, şimdi mesela bir izleyicimiz ama yine isim soyisim yok. Perinçek'le alakalı yazdığı için yani şu, bunu ben daha önceden de size sordum burada. Yani Perinçekçilerin diyor, ulusalcıların orduda daha çok aktif olduğu evet, üzerinde gerçekten çok ciddi bir yani şey var. Özellikle bu girişimlerden sonra. Sayısal bir şey yok ama tırnak içinde özgür ağırlıkları fazla. Ve müdahiller, aktifler, yani pasif değiller. Doğu Perinçek her dönemde bir şekilde gündemdeki adamdır. Yani Apo'ya gidip Kandil'de karanfil veren kişidir. Aynı zamanda. Evet, tabii onları hatırlıyoruz. Bu ekranlarda da bunları açıkladı. Burası tabii özgür bir platform. Akit TV her türlü farklı görüşlerin kendi düşündüklerini, özgürce söylemelerini isteyen ve bunun için buraya ekranları hakaret konuk eden. Etmeden, tehdit tabii, etmeden, tabii ki. Yani meydan bak, okumadan. Ama bu siyaset de bu hale geldi. Halk tartışırken de birden parlıyor insanlar. Bunlar çok doğru, sağlıklı şeyler değil. Şimdi mesela bir izleyicimiz de yani Perinçek'in gücü ne kadar ki bu kadar ciddiye alınıyor bana sorarsanız yanlış demiş bir izleyicimiz. Selamun aleyküm. O kadar ince ve sinsi tehlikeler var ki kademe kademe günah olan konular bugün normalleşti, hala devam ediyor. Müslümanların düğünleri, bazı kanallarda ifşa edilen aile sırları, aile yıkma çalışmaları, okullardaki erkek kız ilişkileri, ranta dönüşen bütüncü yardımcı ders kitaplarının velilere aldırması, ödev yükü, belediyelerin içinin boşaltılması vesaire 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 yazmış bayağı izleyicimiz Mehmet Yazıcı İstanbul'dan. Daha çok toplumsal, ahlaki merkezlerde kalmak üzere. Yani siz de bu hafta bununla alakalı birçok şey yazdınız ve seküler, kutsal bir lanet mi var üzerimizde diye evet, sordunuz. Bu başlık çok ilginçti. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirdiniz. Evet. FETÖ operasyonlarını eleştirdiniz. Programın sonuna doğru. Sadece ben değil, yani birçok. Yani evet, mesela Mehmet Metiner çok ilginç FETÖ tweetleri attı. Evet. Okuyorum, siz de bunları retweetlediniz. Yani kaygı çıtasını yükselten şeyler bunlar ki Metiner sonuç itibariyle hem bir yazar hem de bir milletvekili yapmış birisi olması hasebiyle önemli söyledikleri. FETÖ'cüler cesaretle örgütleniyorlar diyor üstadım. Evet, evet. Çeşitli kılıklara bürünerek herkesi zehirleyebiliyorlar. Bir bakıyorsunuz FETÖ söylemlerini içimizden birileri de dillendiriyor. Söz gelimi mağduriyet söylemi gibi tırnak içinde. Mağduriyet, işte KHK'larla mağduriyet oluşturuluyor. Bu maksadından çıktı diyor. Evet. Soruyorum, FETÖ'cüler bu cesareti nereden alıyorlar? Hiç oraya buraya çekmeden söylüyorum. KHK faciadır diyen Bülent Arınç gibilerden. Hala sistem içinde varlığını sürdüren kripto elemanlardan alıyorlar. Her yerdeler, parasal açıdan güçlüler. Sahip oldukları ekonomik güç dolayısıyla devşirebiliyorlar. Ve hala kılık değiştirdikleri her yerde etkili konuma geçebiliyorlar demiş. Evet, yani maalesef. Yani her hafta bir takım yeni operasyona geçen gün yine yani Baylok'tan binden fazla vardı, kişinin evet,
isminin savcılıklara gönderildiği haberi geldi. Ama bakıyorsunuz çok detaydaki insanlar, karar verici pozisyonda olanlara bir şey olmuyor. Hatta onlar itibar gören mevkilere yükselebiliyor. Parantez açayım, Soylu dedi mesela İçişleri Bakanımız. Dedi ki öksüzün nerede olduğunu da biliyoruz dedi. Evet. Mesela bu da yani bu da şu demek, yani biz ciddi manada o herkesi takipteyiz. Sonucu çıkartıyor. Bir özgüven oluşturuyor millete. Demek ki İçişleri Bakanı diyorsa vakti ve zamanı geldiğinde, ki önemli bir isim yani. Ya işte onu söyleyince pat diye getirilmesi ya da bir şekilde onunla ilgili bir sonraki adımda yeni bir gelişme olması gerekiyor. Belki NATO toplantısı öncesi Almanya'ya verilecek mesaj bir falan mı içeride? Mesaj evet. mı onu bilmiyoruz ama zaten Avrupa'da olduğu biliniyordu, yani sürpriz değil. Amerika'ya gitmedi. Bir ara Hollanda'daydı. Daha sonra Almanya'ya geçmiş. Yani istihbarat diye bir organizasyon var. Emniyetinde var, MIT'inde var. Yani bilinmemesi zaten sürpriz olurdu. Bilinmesi değil. Yani bu kadar büyük bir organizasyona karşı bu kadar büyük bir hassasiyetin olduğu bir hükümetin bu olayların arkasındaki çok tepe isimlerin farkında olmaması pek mümkün değil zaten. Peki siz de eleştiriyorsunuz zaten zaman zaman. Hatta üst perdeden de eleştiriyorsunuz. Yani Diyarbakır'da HDP binası önünde 90. küsürüncü gününde aileler. Hatta öyle ki o ailelerden bazıları kameralara konuşurken tehdit ediliyoruz diyorlar. Yani tehdit ediliyoruz dedi. O VTR yönetmenim, sanırım 10 numaralı VTR, HDP'lilerle alakalı. Yani hem oradalar hem de telefonlarla ve gıyaplarında ailelerin diğer fertleriyle tehdit edildiklerini de söylüyorlar. Bunu da mesela kamuoyuna biz derin gerçekler olarak bir duyuralım ve izletelim. İnternete geldi ama ekranlarda pek... HDP bir milletvekili olarak mecliste. Evet. Ve bunların dokunulmazlıkları var ve her yerde konuşuyorlar. Yurt dışındaki unsurlar da sürekli açıklamalar yapıyorlar. Sosyal medya üzerinden özellikle bu FETÖ'cüler de bu konuda onlarla birlikte hareket ediyor. Her türlü mesajı verebilirler. Yani burada bir gariplenecek bir durum garip yok. Olan şu, çocuklarını arayan aileler, orada nöbet tutan aileler tehdit ediliyoruz diyor. Tamam, edilir diyorum ben. Ya, yani, ama yani bunların önemli bir kısmı Avrupa'da, Amerika'da. Orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar. Tam terör örgütü, aynen açıklamalarını öyle. Açıklamalarını yapıyorlar. Cesaret. Burada da siyasi partileri var. Kapımızın önüne de gelseniz biz size racon keseriz diyorlar yani. Tamam. Çocuğunu da arasan seni tehdit ederim diyor. Tamam, bu böyle yani. Böyle olmaması lazım, onu söylüyorum. Olmaması lazım. Duyuralım kamuoyu, bununla yani alakalı yetkililer. İçki içmemesi lazım, şunu yapmaması lazım. Bunu şunlarda mutlaka namazlarında dikkatli kılması lazım. Ama o yok işte. Olmaması lazımla olan arasında bir sürü fark var. İşte o bireysel durumda biz toplumsal bir meseleden yana 90 gündür çocuğumu verin diyen, PKK'nın elindeki evladımı ver diyen baba diyor ki beni tehdit ediyorlar, buradan kalk git diyorlar. Kim? Kimmiş? İzleyelim o zaman. Hep beraber izliyoruz kıymetli izleyenler. Milletvekilleri dahil, HDP yöneticileri dahil. Her gün burada bizi tehdit ediyorlar. Bize diyorlar burada durmayın. Biz bunların hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hala hiçbir şey yapılmadı bunlara. Ne bir gözaltı oldu, ne bir şey oldu. Yani yarın öbür gün bunlar bizi öldürseler ne olacak? Yani biz özellikle ben buradan devlete sesleniyorum. Kendilerinden rica ediyorum. Artık bizi dikkate alsınlar. Biz bu PKK'lılar tarafından her gün tehdit ediliyoruz. Yani artık bunlara bir el atsınlar. Yani bunlar artık burada geçiyorlar, bizimle alay ediyorlar. Bize laf söylüyorlar. Hala da söylüyor. Olmazlığı var. Evet. Parlamentoda olduğu sürece de o yaptığı açıklamalardan dolayı yani savcılar suç duyurusunda evet. bulunabilirsiniz. İşte bir takım şeylerin cevabını bulmanız zor. Yani bir takım FETÖ'cüler niye hala dışarıda ve itibarlı konumdalar? PKK ile mücadele ediyoruz. HDP işte en son biliyorsunuz genel başkanları da
dışarı çıkartılmasına karar verdi. Sağlık evet, sebepleri falan. Yani teröristi gözümüze böyle yaklaştırınca arkadaki yani, neyi göremiyoruz? O, olayın kibrit ışığı gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki ormanı göremezsiniz. Hmm. Yani PKK ile mücadele etmek, PYD ile mücadele etmek tamam da peki onları besleyen Avrupa ile o NATO ülkeleriyle neyi nasıl konuşuyor? Yarın Londra'da. İşte asıl kuklalarla uğraşmak çok zor değil. Kuklacılarla aslında kozlarımızı paylaşmamız lazım. O da çok mümkün olmuyor işte var olan dengeler açısından. Onun için bazı şeyleri hep soracaksınız ve cevabını bulmakta zorlanacağız. Evet, Sabahattin Çam Isparta'dan demiş ki yani Diyarbakır'ın merkez nüfusu 1.750.000 terörist binası önünde eylem yapan sayı işte 70-80 kişi. Hani daha fazla insanın orada olmasını isteriz Diyarbakırlılar ya tamamen işte daha sahip. Daha fazla kişisin. İnsan oraya taşırsanız da oradaki güvenliği sağlayamazsınız. O daha fazla insanın hepsinin kimliklerini kontrol ederek mi içeri alacaksınız? Yani kolay çözümler her zaman çare olmayabilir o teklifler. Bu defa içinden çıkamayacağımız başka sorunlar yaşarız. Bu sonuçta bir konuya dikkat çekmek için, kamuoyu oluşturmak için yapılan bir eylem. Onu kitleselleştirdiğiniz zaman sorun daha da büyüyebilir. Peki nafaka mağdurlarının özellikle ikinci yargı paketinde gündeme gelmesini beklediği konularla alakalı üçüncü yargı paketinde kalacağı haberlerini nasıl karşılıyorsunuz? Yani iktidardan çok önemli beklentiler var ve bunda ağır kalınıyor, acil müdahale edilmiyor eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek başına aile tartışması bile AK Parti'nin geleceği açısından bütün muhalefetin toplam karşı çıkmasından daha fazla zarar verecektir. Bu tartışma geçtiğimiz hafta günle kutlamalarla denk gelince toplum çok da daha fazla gerildi. Bütün yazarlar, kadınlar, kanallar, şiddete mücadele. Evet. Öbür tarafta açıkça bazı CHP belediyeleri homoseksüel ve lezbiyenlerle birlikte yaşamamız gerektiğini, bazıları doğrudan erkeğe karşı işte beni kocam öldürdü, beni abim öldürdü, evet, beni sevgilim öldürdü gibi evet, afişler yaparak yangına körükle gidiliyor. Bu konuda aileler geri adım atmayacaklar. Bu mümkün değil. Hükümette, yönetimde ve yönetimin içindeki hem muhalefeti, bakın muhalefetiyle, yönetimiyle uzlaştıkları bir konu bu. Bunu değiştirmiyor. Aile Bakanlığı'ndan yani beklenen bir açıklama gelmiyor. Hatta Emine Hanım'ın konuşmasını üzerine bir tartışma da yapılıyor. En son Ali Sankarasanoğlu ile Ahmet Hakan arasında da bir polemik yaşandı. Kadem yine sanki hiçbir şey olmamış gibi ya da Kadem'deki bir takım isimler tavırlarını sürdürüyorlar. Hatay'dan Bekir Bey demiş ki Aile Bakanlığı'nın uygulamaları, boşanmalar, dağılan aileler, nafaka vesaire ciddi manada artık can acıtıyor. AK Parti bu mesele ne zaman bitirecek yani? Onu bilmiyorum ama yani, bakın hep bu yönde mesajlar, hep bu yönde ama mesajlar. Yani çok fazla angaje olunmuş ve çok fazla zaman kaybedilmiş. Şimdi tekrar bu süreci tersine çevirmek, özellikle de şu günlerde Avrupa ve Amerika, Avrupa topluluğu ve NATO ile olan ilişkilerin de tartışma konusu olduğu, yurt dışından yatırımcı ve fon beklendiği bir zamanda şartları daha da zorlaştırmasından çekinen yönetim bu konuda isteksiz gözüküyor. Ama daha ileri tavırlar sergilenmesi, inatlaşılması da işi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yani bunu yargı da şu haliyle savunmuyor. Yani artık bu işin mutlaka çözüleceği bir gün var. Böyle devam etmesi mümkün değil. Bu aklen de mümkün değil, ahlaken de mümkün değil, dinen de mümkün değil, siyaseten de mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Ama bugünden yarına bir çözüm de hemen mümkün gözükmüyor. Evet. Onu da bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu tartışma, restleşme devam edecek.
Üstadım, Aralık ayı içerisindeyiz. Aralık'ın 9 Aralık 1917, 102 yıl önce Filistin topraklarını İngiliz işgal manda yönetimine terk ettiğimiz gün. 30 Aralık'ta 1516 Kudüs'ü fethettiğimiz gün. Aralık ayı içerisinde. Önümüzdeki hafta 9 Aralık ve biz izleyicilerimizi de buradan duyuralım. Filistin özel programı inşallah yapacağız. Filistin'in işgalinin Mescid-i Aksa'nın düşmesinin 102. yılında 102 yıllık hasret ve 102 yıllık direnişi sizden dinleyeceğiz inşallah. Çünkü Filistin konusundaki hassasiyetiniz, yaptığınız çalışmalar, platformlarda aldığınız görevleri yakından biliyoruz. Mavi Marmara'da dahil. A'dan Z'ye bunları konuşalım. İkrime Sabri ile de cumartesi günü biz Isparta'da birlikteydik. Bir program vardı Kudüs gecesinde. Selamları var aziz Türk milletine. Bütün Anadolu insanlarına Filistin konusundaki hassasiyetiniz bizim moralimiz ve gücümüz oluyor diye de eklediler. Bu vesileyle de selamlarını iletmiş olayım. Sağ olun. Programımızın da sonuna geldik. Evet. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere. Eyvallah. Allah razı olsun. Amin diyoruz ve yarın akşam Şevki Yılmaz hocamızla Milli Diriliş'te salı akşamı buluşacağız inşallah kıymetli izleyenler buluşma duasıyla. Haftaya derin gerçeklerde Filistin özel, Filistin'in yakın tarihinin ve Filistin'in nasıl düştüğünün derin gerçeğini konuşacağız. Mescid-i Aksa'nın ilk kıblemizin esaretini konuşacağız. Ve bu esaretin bitmesi yolunda sorumluluk, vazife ve görevlerimiz nelerdir? Slogan atmaktan başka ne yapabiliriz Kudüs davası için? Bunları anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Haftaya inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.